Konumuz 1. Dünya Savaşı'na yol açan gelişmeler. Bu konunun kazanımı şu şekilde. Öğrenci 1. Dünya Savaşı'nın nedenini ve savaşı başlatan olayı kavrar diyor. Dersin sonunda sizlere savaş neden çıktı? Savaşı başlatan olay nedir? Bunu anlatmaya ve kavratmaya çalışacağım. Kazanımı öğretmeye çalışacağım. Peki 1. Dünya Savaşı neden çıktı? Biz bunu iki başlık altında inceleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi savaşın genel nedenleri. Genel neden ne de, ne demek arkadaşlar? Genel neden herkesi ilgilendiren neden demek. Tamam mı? O yüzden bazen genel neden, bazen de temel nedenler de diyebilir. Hemen yorumlayalım. Fransız İhtilali yayılan milliyetçilik akımı. Şimdi milliyetçilik akımıyla birlikte çok uluslu devletlerde isyanlar çıkmıştı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bu dünyayı savaşa doğru sürükler mi? Kesinlikle sürükler. Peki Rusya'nın bir politikası vardı. Panslavizm deniliyordu. E, Balkanları almak istiyordu. E, Balkanlar da Avusturya, Macaristan'ın elindeydi. O vermek ister mi? İstemez. Demek ki bu durum iki devleti karşı karşıya getirir. Bu da hatta tüm dünyayı etkiler. Dolayısıyla milliyetçilik akımı 1. Dünya Savaşı'nın temel yani genel nedenidir diyebiliriz. Yine belki bunların arasında en önemli nedenlerden bir tanesi sanayi İnkılabı sonucunda hatırlar mısınız? Ham madde yarışı ve pazar arayışı artmıştı. Yani devletler sömürge yarışına girişmişlerdi. Peki herkes her yeri fethetmek, herkes her yeri almak isterse o zaman her devlet birbirine karşı karşıya gelmeyecek mi bir süre sonra? Evet. E bu da Dünya Savaşı'na sebep olmaz mı? Evet. İşte Birinci Dünya Savaşı'nın genel sebeplerinden, genel nedenlerinden bir tanesi de sanayi inkılabının getirdiği Sömürgeciliktir. Dolayısıyla şunu da diyebiliriz. Demek ki savaş biraz da ekonomik sebeplerden dolayı oldu. Ve yine devletlerin birbirleriyle gruplaşması ve silahlanma yarışı da 1. Dünya Savaşı'nın genel nedenidir. Arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum. Genel nedenler dünyadaki savaşa giren birçok devleti etkileyen hatta hemen hemen hepsini etkileyen nedenlerdir. Savaş sadece genel nedenlerden dolayı çıkmamıştır. Aralarda iki devletlerin, iki devletin karşılıklı atışmaları, karşılıklı çatışmaları sonucunda da özel nedenlerimiz var. Biraz da bu da etkili oldu tabi. Mesela Rusya ve Avusturya Macaristan. Aralarında Balkanları alma mücadelesi var. Kimin olacak? E bak iki devleti ilgilendiriyorsa özel neden. Almanya ile Fransa arasında bir bölge var. Neydi? alsas Loren bölgesi. Zengin kömür bölgesi. Almanya diyor ki benim, Fransa diyor ki benim. Bırakmıyorlar. E, i̇kisinin arasındaki sebep savaşa da götürecek bizi. Özel sebep. Yine Rusya'nın po bir politikası vardı. Pan-Slavizm. Slav ırkları bir araya getirmek. Rusya diyor ki ben Slavların abisiyim onları bir araya getireceğim ve sıcak denizlere ineceğim. E, Rusya ile belli devletleri karşı karşıya getirir bu politika. Yani özel sebep. İşte savaşın genel sebeplerini gördük ve özel sebeplerini gördük. Bizim için genel nedenler, genel sebepler çok daha önemli. Peki bu savaşa neden dünya savaşı denilmiştir? Hiç düşündünüz mü? Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Bir, öncelikle savaşa birçok dünya ülkesi ve sömürgeleri katılmıştır. Bu yüzden bir de dünyanın birçoğunu ilgilendirdiği için, birçok bölümünü, kesimini ilgilendirdiği için bu savaşın adı Birinci Dünya Savaşı olmuştur. İşte savaşın sebeplerini bu şekilde öğrenmiş oldunuz. Aslında Zaten hemen hemen gruplar belliydi. Yani savaşacak grupların ne olduğu aşağı yukarı belliydi ama savaşı başlatacak küçük bir kıvılcım arıyoruz. Yani küçük bir kıvılcım her şeyi başlatacak. İşte o kıvılcıma geldik. Savaşı başlatan olay. Arkadaşlar, bir gün Avusturya Macaristan veliahtı. Şu adam, yani şu bıyıklı, güzel, yakışıklı abimiz, adını da yazayım hatta altına. Ferdinand eşini de yanına alıyorlar. Güzelce Saray Bosna'yı gezmeye çıkıyorlar. Saraybosna Bosna e, yani o dönemde böyle birazcık karışıklıkların olduğu bir şehirmiş. Ferdinand da orayı denetlemeye gidiyor eşiyle beraber. Tam o arada orada gezerken arkadaşlar Gavrilo Princip denilen şu soldaki adam. Hatta şurada da görselini hemen hemen görüyorsunuz. Bak elinde silah var. Arabadaki Ferdinand bıyığından tanıyabilirsiniz burada. Ferdinand'a silahını çekiyor, sıkıyor. Eşiyle birlikte Ferdinand'ı öldürüyor. Bak savaşı başlatan olayı gördünüz mü? Zaten savaş başlayacaktı bir bahane arıyordu. Al sana savaş. Peki hemen kim kime savaş açar? Grupları aşağı yukarı buradan kafanızda oturtayım mı? Şimdi Sırbistanlı ya şu adam Sırbistanlı ya. Avusturya Macaristan hemen kime savaş açar? Sırbistan'a. Şöyle yapalım. Avusturya Macaristan hemen kime savaş açacak biliyor musunuz? Sırbistan'a savaş açacak. Çünkü öldüren adam yani veliahtı öldüren adam Sırp vatandaşı. Sırbistan'a savaş açıyor. Peki Sırbistan'ın abisi olan Slav bir abisi var. Ee, biz biraz önce bunu konuştuk. Sırbistan Slav bir devletse Slavları birleştirme düşüncesi kimindi? Rusya'nın. E Rusya kimin yanında yer alır? Tabii ki aynı amaçta olan Sırbistan'ın yanında yer alır. Tamam, burayı da anladık. Peki hemen düşünüyorum. Avusturya Macaristan'la akraba olan bir devlet var. İkisi de German ırkı. German. İngilizceyi biliyorsunuz. İngilizce işliyorsanız. Germany. Hangi devlet? Almanya'da tabii ki kendi akraba devletinin yanına girer. Peki Almanya'ya gıcık olan İngiltere ve Fransa nereye girer? Karşı gruba. Al sana devletlerin grupları bile oluştu. Zaten her şey belliydi. İşte savaşı başlatan olayı da bu şekilde görmüş oldunuz. Tamam. Gelelim gruplarımıza. Biz buna bloklaşma da diyoruz, gruplar da diyoruz. Savaş başlamadan önce iki grubumuz var. Bu iki grupta üçer devlet var. İtilaf grubu. İngiltere, Fransa, Rusya bu gruptalar. İttifak grubunda da Almanya, İtalya ve Avusturya Macaristan devletleri var. Şimdi peki bu savaş öncesi. Peki savaş başladıktan sonra ne oluyor? Bakalım. Bak İtilaf grubuna bakın. İngiltere, Fransa, Rusya zaten bu gruptalardı. Hayda! Ben burada çok garip bir şey gördüm ya. Kim var bu grupta? İtalya İtalya hangi grupta savaş sırasında? İtilaf'ta. E burada ittifaktaydı. İtalya demek ki savaşta taraf değiştirmiş arkadaşlar. Hatta şuraya da yazmışım ben. İttifak grubunda yer alan İtalya kendisine Anadolu'nun batısındaki topraklar verilince yani Ege ve Akdeniz vaat edilince diyor ki hadi bana eyvallah diyor. İttifak grubunu satıyor. Hangi gruba geliyor? İtilaf grubuna geliyor. Ben İtalya'ya anlatırken o zaman bundan sonra ne diyeceğim? Diyeceğim şey belli. İtalya dönek abi. İttifak grubunu bırakmış, itilafa kaçmış kendi menfaatini düşünerek. Sonra bak buraya ABD girmiş, Sırbistan girmiş, Japonya girmiş, Yunanistan girmiş. Peki ittifak grubuna kim girmiş? Almanya ve Avusturya Macaristan yalnız kalmışlardı. Zaten en başta bunlar vardı. Bak buraya biz girmişiz. Osmanlı ve Bulgaristan'da sonradan giren devletler arasında. Hangi taraf daha kalabalık, hangi taraf daha kazanacağı yakın hemen hemen zaten anlaşılıyor. Buradan da anlayabilirsiniz. Aa konumuz bitti mi? Bu kadar bitmiş. İkinci konuya geçmiyoruz. İkinci konu diğer videonun konusu. O zaman Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerini anladıysak Hemen o sayfayı bir açıyorum. Nedenlerimiz özellikle genel nedenler milliyetçilik, sömürgecilik. Özel nedenlerde de Altas, Loren, Panslavizm ve iki devletin Balkanlara hakim olun. Bu özel neden. Savaşı başlatan olay da Avusturya, Macaristan veliahtı Ferdinand'ın öldürülmesi. Bunları biliyoruz. Bitti. Bu kadar. Tamam burayı da anladığımıza göre o zaman konumuzu bitirebiliriz. Konu başlığımız Osmanlı Devleti'nin son savaşı, 1. Dünya Savaşı. 1. Dünya Savaşı'na artık Osmanlı Devleti girecek. Önce Osmanlı Devleti ne yapıyor, savaşta ne şekilde başlıyor isterseniz buradan başlayalım. Savaş başladığında Osmanlı Devleti ilk yaptığı şey tarafsızlığını ilan etmek oluyor sevgili arkadaşlar. Ne itilaf grubundan olduğunu belirtiyor, ne ittifak grubundan olduğunu belirtiyor. Ben iki tarafa da uzağım, tarafsızdım diyor. Aldığı bazı tedbirler var. Bir, tarafsızlığını ilan etti. İki, kapitülasyonları kaldırdı. Yani buradan şunu anlayabiliriz. Osmanlı Devleti ekonomik olarak elini güçlendirmek istedi. Yine her an ne olur ne olmaz diyerek seferberlik ilan etti. Ki seferberlik ne demek? Her an savaşa girecekmiş gibi hazır olmak demek. Ve İstanbul'u güvenlik altına alabilmek için, çünkü başkentinizin güvenliği çok önemlidir, boğazları da kapattı. İstanbul'u da e, güvenliğini bu şekilde sağladı diyebiliriz. Yani Osmanlı Devleti savaşa girmeden önce aldığı tedbirleri bu şekilde konuşabiliriz. Bizim için Osmanlı Devleti'nin savaşa girme nedeni çok önemli. Aslında Osmanlı Devleti yalnızlıktan kurtulmak için savaşa giriyor arkadaşlar. Çünkü bir tarafa mecbur girmek zorunda Osmanlı Devleti. Neden tarafsız kalamazdı? Çünkü savaş Osmanlı toprakları üzerinde geçecekti. Bu yüzden Osmanlı Devleti'nin tarafsız kalması, savaşın dışında kalması gibi bir durum zaten düşünülemez. Önce İngiltere'nin bulunduğu hangi gruptaydı İngiltere? İtilaf tarafına gidiyoruz. Diyoruz ki biz sizin yanınızda gireceğiz. İngiltere zaten bizim topraklarımızı sömürmek istiyor. Bizi yanına alır mı? Almıyor. Defolun diyor adeta resmen. Biz bunun üzerine İngiltere'den uzaklaşıyoruz. Mecburen Almanya'nın yanına doğru yaklaşıyoruz. Peki Almanya hangi gruptaydı? Geçen dersimizden hatırlayacaksınız. Almanya ittifak grubundaki en önemli devletti. Peki gelelim. Almanya neden bizi yanında görmek istiyor? Almanya bizi çok seviyor falan değil. Almanya bize aşık değil. Almanya bizim kara kaşımıza, kara gözümüze bakarak bizi yanında istemiyor. Almanya Osmanlı'yı menfaati, faydası için yanında istiyor. Neden? İsterseniz bakalım. Bir, yeni cepheler açacak savaşı geniş bir alana yayacak ve yükünü hafifletecek. Ben buna şöyle bakıyorum. Yani diyelim ki kavgaya gidiyorum. Ben 3 kişiyim. Karşıdan 8 kişi geliyor. Dayak yiyeceğim o kadar belli ki. Karşıdan 8 kişi geliyor ben 3 kişi gidiyorum. E, Almanya'nın yerinde olsam tabii ki 3 kişinin yanına birilerini katmak isterim. İşte Almanya yükünü hafifletmek için bizi yanında istiyor. Bu bir. 2- Osmanlı'nın öyle bir konumu var ki arkadaşlar. Öyle bir jeopolitik konumu var ki bundan faydalanmak istiyor. Jeopolitik konum demek dünya üzerindeki yeri demek. Öyle bir yerdeyiz ki bir kere İstanbul ve Çanakkale boğazlarımızla Rusya'yı kapatabiliriz. Çünkü Rusya dünyaya gemiyle nereden açılacak? İstanbul ve Çanakkale'den. Eğer biz İstanbul ve Çanakkale'yi tutabilirsek Rusya tara ber taraf olur. Rusya kenara çekilebilir. İngiltere'nin sömürgelerine giden yol bizim üzerimizden geçiyor. E i̇şte kanal bölgesi var. Süveyş Kanalı oraya yakınız. Yani Almanya bizim bulunduğumuz yerin avantajını da kullanmak istiyor. Bu iki geldim. Belki bunların arasında en önemlisi Osmanlı'nın hangi gücünden yararlanmak istiyor Almanya? Halifelik gücünden yararlanmak istiyor. Halifelik gücü demek ki Osmanlı'nın dini bir gücü var. Bunu geçen senden hatırlayabilirsiniz. Neydi halife? Hz. Muhammed'den sonra İslam dünyasının başı, lideri olan kişiydi ve bu makam Osmanlı Devleti'nde. Peki Osmanlı'nın böyle bir gücü olduğunu düşünebiliyor musunuz? Müslümanlara diyor ki ben Allah adına savaşıyorum benim yanıma gelin derse Müslümanların gitme zorunluluğu var. Çünkü halife emretti. İşte Almanya bunu göze alıyor ve diyor ki Osmanlı cihat ilan eder. Halifenin etrafına Müslümanları toplarız daha güçleniriz. Ama iş biraz da Almanya'nın istediği gibi gitmiyor. Müslümanlar halifenin dediğine gelmiyorlar. Halifenin etrafında toplanmıyorlar. Çünkü Araplar devlet kurma fikirlerini bir kere kafaya yerleştirdiler. Yani Almanya bizi bunlardan dolayı yanında istiyor. Peki Osmanlı neden Almanya'nın yanında savaşa giriyor? Şöyle ki Almanya eğer kazanırsa kazanan grupta yer alacağımız için toprakları geri alabiliriz. Son dönemde biliyorsunuz Trablusgarp'ı, Balkan bölgesini bayağı bir yeri kaybettik. Almanya kazanırsa bunları geri alabiliriz. Bu bir. İki, Mecburen yalnız kalmamamız lazım. Çünkü sürüden ayrılanı kurt kapar. E, i̇tilaf grubuna gitti kalmadı. E, boşta kalamazsın. O yüzden yalnızlıktan kurtulmak için Almanya'nın yanına yaklaşıyor. Ve o dönemde devleti yöneten parti olan İttihat ve Terakki Partisi savaşı Almanya'nın kazanacağını düşünüyor. İşte bu sebeplerden dolayı Osman Devleti olarak biz de Almanya'nın yanında savaşa girme kararı alıyoruz. Peki gelelim... Osmanlı Devleti nasıl savaşa sürüklendi, nasıl girdi? İsterseniz bu olayı da birlikte okuyalım. Arkadaşlar Akdeniz bölgesinde Almanya ve İngiltere sürekli bir savaş haline girişmişler o dönemde. İki tane Alman gemisi olan Goben ve Breslau denilen iki gemi var. Bu iki gemi İngiliz limanlarına bombalıyorlar ve kaçıyorlar. Yani bombayı bırakıp İngilizleri bombalayıp kaçıyorlar tamam mı? Nereye sığınıyorlar? Osmanlı'ya sığınıyorlar. Sonra Osmanlı İngiliz gemilerini görünce onlara diyor ki ben bu gemileri satın aldım. Bu gemiler benim gemilerim. Alman gemisi değil. Ve bu gemilerin adı Yavuz ve Midilli diyor ve Goben ve Breslav oluyor Yavuz ve Midilli. Şimdi bak dikkat edin biz bunları satın falan almadık ha. Bunlar normalde Alman gemisi. Sadece Osmanlı bayrağı çektik. Askerlerine Osmanlı kıyafetleri giydirdik ki İngilizler sıkıntı çıkarmasınlar diye. Sonra bu iki gemi ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu iki gemi Osmanlı'dan biraz da gizlice Rusya'ya gidiyor. Karadeniz'e açılıyor ve Rus limanlarını bombalıyor. Şimdi bak olayın vehametini anlayın. Olayın büyüklüğünü anlayın. Rusya hangi gruptaydı sevgili arkadaşlar? Rusya itilaf grubundaydı değil mi? E sen gittin itilaf grubundaki bir devletin limanlarını bombaladın. O zaman karşına hangi grubu aldın demektir? İtilaf grubuna savaş açtın demektir. E o zaman bak Osmanlı savaşa girdi gördünüz mü? Osmanlı'da mecburen yalnız kalmamak için İtilaf grubuna savaş açtıysa hangi gruba girecek? İttifak grubuna dahil olacak. İşte Osmanlı'nın savaşa katılmasında bu iki gemi Goben ve Breslav sebep oluyor. Şimdi gelelim Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda nerelerde savaştı? Hangi cephelerde biz düşmanla mücadele ettik? Bunları öğrenmeye. Bu gruplarımızı 3'e ayırıyoruz arkadaşlar. Bir bizim taarruz ettiklerimiz yani bizim saldırdıklarımız. Taarruz biz burada saldırı yapıyoruz. Yani düşmanlara biz saldırıyoruz. İki bizim savunma yaptıklarımız. Yani biz burada bakın defans yapıyoruz. Altan niye ben böyle bir kalkan resmi koydum? Çünkü burada onlar saldırıyorlar. Biz savunuyoruz. Kendimizi savunuyoruz. Üçüncü de bizim yardım cephelerimiz. Müttefiklerimiz olan Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan onlara yardıma gidiyoruz. Tamam, bizim için bunlar önemli cepheler. Peki hocam ben bunları nasıl aklımda tutacağım? Nasıl aklınızda tutacaksınız? Hemen bir şifre vereyim sevgili arkadaşlar. Taarruz yani bizim saldırı yaptığımız cephelere birazcık kötü bir şifre ama yapacak bir şey yok, akılda kalıyor. Ne, şifre, ne diyoruz? Baş harfleri KAKA. Aklınıza buradan getirebilirsiniz. Kafkas kanal. Ya da ben bazen şöyle anlatıyordum. Şimdi eskiden bir tane e, Brezilyalı futbolcu vardı. Milan'da oynuyordu. Bizim dönemimizin herkes, e, her çocuğu ona hayrandı. Kaka Leite denilen bir futbolcu vardı Milan'da. Çok iyi bir oyuncuydu. Horvetti, gol atmaya çalışıyordu. Şimdi Kaka bak burada sağırız ya hani saldırı. Saldırı yapıyorsan gol atmaya çalışırsın futbolda değil mi? Öyle düşünebilirsiniz. Kaka, Kafkas, Kanal bizim saldırdığımız cepheler. Şimdi geçiyorum en sağ bölüme yardım cephelerine. Dikkat ederseniz yardımın başında ne var? yağ var. Peki bunların sonunda ne var? Galicia, Makedonya, Romanya. Sonları yağ ile bitenler yardım cepheleri. E tamam tarzı öğrendim hocam. Yardımı da öğrendim. E savunmaya ne kalıyor? Savunmanın bir şifresi yok. Ama geri kalan cepheleri de savunmaya ekleyebilirsiniz. Çanakkale, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen ve Irak, Basra cepheleri de bizim savunma yaptığımız cepheler. Aklınıza buradan getirebilirsiniz. Peki burayı da hallettiğimize göre gelelim artık saldırı yaptığımız cepheleri öğrenmeye. Kafkas cephesi. Bakın Osmanlı burada hangi devletle vs atıyor? Rusya ile vs halinde. Vs'yi hepiniz bilirsiniz. Oyun oynarsınız bilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden böyle yaptım zaten. Osmanlı ile burada Rusya savaşacak. Peki bu cephe neden açıldı? Daha önce biz Ruslara kaybettiğimiz bazı yerler var. Kars, Ardahan, Batum. Bunu geri almak istiyoruz. Sebeplerden birisi bu. İki, Kafkaslar üzerinden giderek Orta Doğu'daki Türklerle birleşmek istiyoruz. He, hatırlayın bir Türkçülük politikamız vardı. Hatta dünyadaki tüm Türklerle birleşmek neydi? Turancılıktı. Bak amacımız bunlardan bir tanesi de bu. Peki bir diğer amacımız ne bu cepheyi açmakta? Biz açıyoruz ya hani biz saldırıyoruz. Bakü'deki petrolleri ele geçirmek. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bizim petrolleri ele geçirme amacımız varsa ekonomik bir kaygımız da var demektir. Tamam. Cephe neden açıldı bunu öğrendik. Şimdi ama bu bölgede arkadaşlar bizim başımıza bela olan bir bize ait topluluk var. Kim bunlar? Ermeniler. Şimdi bu adamlar yıllardır bizde rahat rahat güzel güzel yaşıyorlardı. Ama kimlerle işbirliği yapmışlar? Bak Ruslarla işbirliği yapmışlar. Niye biliyor musunuz? Ermeniler kendi devletlerini kurmak istiyorlar. Yani milliyetçilikten etkilenmişler. Bir bakıyoruz ki Ruslarla savaşırken bizim içimizde yaşayan Milleti sadıka, sadık millet dediğimiz Ermeniler de bizle savaşıyorlar. Yani milliyetçilikten etkilendiklerini buradan anlayabilirsiniz. Şimdi biz savaşa başlıyoruz ama hesap edemediğimiz bir şey var. İşte bu. Dondurucu soğuklar. Hatta bu olayı bilirsiniz arkadaşlar. Osmanlı Devleti Kafkas cephesinde Sarıkamış bölgesinde çok büyük bir kayıp yaşıyor. Nereden bakarsanız 90 bine yakın askerimizi kaybediyoruz. Hatırlayın Sarıkamış faciası diyoruz biz bu olaya zaten. Sarıkamış olayını yaşadığımız cephe işte Kafkas Cephesi. Daha önce defalarca duymuşsunuzdur hani Sarıkamış'ta şu kadar asker kaybettik donarak diye. İşte o cephe 1. Dünya Savaşı'nda bizim saldırdığımız Kafkas Cephesi'nin içinde olan bir yer. Sonra Allah'tan bakın Allah'tan ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Allah'tan Rusya'da bir karışıklık çıkıyor. Şöyle bir ihtilal çıkıyor. Halk kralı devirmek istiyor ve Rusya kendi iç işlerine geri dönmek zorunda kalıyor ve Osmanlı Devleti ile bir anlaşma imzalıyor. Anlaşmanın adı brest litovsk ve böylece Rusya savaştan çekiliyor. Sonucunda da Berlin Anlaşması ile kaybettiğimiz Kars, Ardahan, Batum'u Ruslardan geri alıyoruz. Muş ve Bitlis'in kurtarılmasında da Mustafa Kemal önemli bir rol oynuyor. Hatta şu bilgiyi de verelim. Kafkas cephesinde Muş ve Bitlis'i kurtarmaya kim gidiyor? Mustafa Kemal gidiyor. O zaman Mustafa Kemal Kafkas cephesinde savaştı. Bu bir. Burası tamam mı? Tamam. Peki gelelim ikinci saldırdığımız cepheye. Kanal cephesi. Kanal deyince aklımıza tabii ki de bir su kanalı gibi bir şey gelecek ama neresi? Bakın burada yazıyor. Süveyş Kanalı. Süveyş Kanalı neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Akdeniz ve Kızıldeniz'i birbirine bağlayan yapay bir su yolu. Bu bölgeyi ele geçirmek çok önemli. Niye? Birazdan geleceğim. Peki biz burada hangi devlette savaşmışız? Bak burada bir devlet var. Karşımızdaki düşman İngiltere. Peki cepheyi niye açtık? Nereye ele geçirmek istiyoruz? Süveyş kanalını. Ve böylece İngiltere'ye sömürgelerinden gelen yardımı kesmek istiyoruz. Bu cepheyi açmamızı isteyen devlet Almanya. Almanya diyor ki Süveyş bölgesini Osmanlı ele geçirirse İngiltere'ye yardım gelemez. İngiltere'ye yardım gelemezse İngiltere zor duruma düşer. Amaç bu. İngilizlerin sömürgelerine yardım engellemek için bu cepheyi açıyoruz. Ama burada da hesap edemediğimiz maalesef şöyle bir sıkıntımız var. Çölün sıcak şartları. Sevgili arkadaşlar, biz Sarıkamış'ta soğukla savaşmışız. Bak burada da çölle savaşıyoruz, sıcakla savaşıyoruz. Açlık, susuzluk gibi durumlardan dolayı Osmanlı devleti çöl şartlarından dolayı kanal cephesinde de başarılı olamayacak ve büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalacak. Dikkat ettiniz mi? Kafkas'ta yenildik. Kanalda da yenildik. Yani 2 ile 2 yenilgiyle devam ediyoruz. Peki gelelim başka bir cephemize. Ha çok şükür be. Çok şükür be kazandığımız bir savaşa geldim. Çanakkale cephesi. Peki bizim burada karşımızda hangi düşmanlar var? Bakın sadece bir devlet yok. İngiltere var. Ve Fransa öncülüğünde sadece bu devletlerde değil, başka devletler de bunlara destek oluyor. Yani itilaflar burada bize birlikte saldırıyorlar. Dikkat ederseniz bu sefer kim saldırıyor? İtilaflar saldırıyor. Biz ne savaş yapıyoruz Osmanlı Devleti olarak burada? Biz burada savunmadayız arkadaşlar. Peki bu cephe neden açıldı? Bir kere adamların amacı şu. Başkentimizi ele geçirecekler, Osmanlı'ya son verecekler. Peki hatırlayalım. Bizim başkentimiz neresi Osmanlı Devleti'nin başkenti? İstanbul'du. Yani adamların derdi şu. İstanbul'u ele geçireceğiz. Osmanlı'yı savaşın dışına iteceğiz. Bu bir. İki. Hatırlayın Kafkas cephesini işlerken Rusya'da bir karışıklık çıkmıştı. Bu adamların derdi şu. Rusya'ya yardım götürecekler. Ve böylece Rusya savaştan çekilmeyecek. Dertlerinden bir tanesi de bu. Osmanlı'yı savaşın dışında bırakıp Almanya'yı tek bırakacaklar. Bir de bu. Bir de adamların amacı savaşı kısa sürede bitirmeyi planlıyorlar. Hatta kendilerinden o kadar eminler ki, bak kendilerinden o kadar eminler ki İngilizler şöyle diyorlar. Biz akşam 5 çayımızı İstanbul'da Boğaz'la karşı içeceğiz. O kadar kazanacaklarından eminler. Ama burada hesaba katamadıkları birkaç tane faktör var. Önce sevgili arkadaşlar denizden geçmeye çalışıyorlar. Yani deniz savaşları başlıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? İngilizlerin ve Fransızların planı şu. Çanakkale Boğazı'na gemilerimizle gireriz. Sağa solu oradaki Osmanlı e, şeylerini, mevzilerini bombalarız. Tertemiz yolumuza bakar, onları paramparça eder, geçer gideriz. Amaçları bu. Ama burada hesaba katamadıkları bir olay var. Nusrat Mayın gemisi önemli gemilerini batırınca bu adamların planı suya düşüyor. Yani denizden geçemeyeceklerini anlıyorlar. E nasıl geçecekler? Denizden geçemeyeceklerse karadan asker çıkararak karadan geçeriz diyorlar ve askerlerini karaya çıkarmaya başlıyorlar. Tabi burada da karşılarında kim var? Karşılarında Mustafa Kemal gibi çok önemli bir komutan var. İşte Mustafa Kemal'in adını dünyaya duyurduğu cephe burasıdır. Karadan da kahraman ordumuzun mücadelesi sonucunda karadan da geçemiyorlar. Ve şunu anlıyorlar. Çanakkale geçilmez. Bunu anlıyorlar. Ve Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda kazandığı tek cephe Çanakkale cephesi oldu. Geri kalan tüm cephelerde kaybediyoruz. Peki gelelim biz burada düşmanları yendik. Savaşın sonuçları neler? Osmanlı Savaşı kazandı ve 1. Dünya Savaşı'nın süresi uzadı. Hatırlayın biraz önce savaşı kısa sürede bitirmek istiyorlardı. Bak biz savaşı kazanarak savaşı kaç yıl uzattık biliyor musunuz? 2 yıl uzattık. İtilaflar Rusya'ya yardım götüreceklerdi. Götüremediler ve Rusya'da iç karışıklıklar daha da arttı ve Rusya'da çarlık rejimi yıkıldı, devlet yıkıldı. Ve bu savaştan sonra bizim aldığımız bu galibiyetten sonra da Bulgaristan hangi gruba dahil oluyor? İttifak grubuna dahil oluyor. Bak bizim grubumuza yeni bir devlet katıldı. Çünkü biz kazandık ya, moral oldu herhalde onlara. Bulgaristan da bizim grubumuza dahil oldu. Peki Çanakkale cephesi ile ilgili şunları da söyleyebiliriz. Mustafa Kemal'in tanındığı cephe burasıdır arkadaşlar. Daha çok tanınmasını sağlayan cephe burasıdır. Ve ileride milli mücadelenin lideri olmasında da son derece etkili olmuştur bu cephemiz. Ve Bulgaristan'ın savaşa katılmasıyla birlikte Osmanlı ile Almanya'nın arasında bir kara bağlantı kuruldu. Size şöyle açıklayabilirim bunu. Şura, şurası Almanya olsun tamam mı? Burası Almanya. Şurası Avusturya Macaristan olsun. Hani o da bizim grubumuzdaydı ya. Şurası da Osmanlı Devleti olsun. Bak burası da Osmanlı olsun. Bulgaristan'ın savaşa girmesiyle Bulgaristan'da şurada olan bir devlet. Bak Bulgaristan'da savaşa girince ne oldu? O dört tane ittifak devleti karadan birbirlerine bağlandılar. İşte Bulgaristan'ın savaşa girmesi bu yönden önemli. Tamamdır. Çanakkale cephesinde bitirdiğimize göre gelelim bir diğer savunma cephemize. Hicaz Yemen cephesi. Burada karşımızda yine düşman olarak kimi görüyoruz? İngilizleri görüyoruz. Burası bizim kutsal topraklarımız arkadaşlar. Hicaz Yemen dediğimiz yer kutsal topraklardan kastettiğim yerler neresi? Hemen buraya yazıyorum. Biz burada Mekke Medine'yi düşmanlara vermemek için mücadele ediyoruz. Tabii ki burada sadece İngilizlerle değil, ayaklanan Araplarla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü İngilizler bir o döneme kadar bize bağlı olan Araplara diyorlar ki size devlet kuracağız. Osmanlı'nın yanında değil benim yanımda yer alın diyerek yanlarına çekiyorlar. Biz burada sadece İngilizlerle değil Araplarla da savaşmak zorunda kalıyoruz. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Hicaz, Yeme Hicaz Yemen cephesinde karşımızda Arapların da yer alması hangi fikir akımının çöktüğünü gösterir? İslamcılık fikir akımının çöktüğünü bana kanıtlar. Tamam. Şimdi burada çok önemli bir komutanımız var arkadaşlar. Fahrettin Paşa. Sağ altta resmini görüyorsunuz. Fahrettin Paşa kutsal toprakları korumak için canını dişine takıyor. Hatta şöyle bir bilgi vereyim size. Aylarca erzaksız, susuz savaşıyor. Çöl kaplanı olarak bilinir. Hatta bir süre sonra ne oluyor biliyor musunuz? Yiyecek yemek bulamıyorlar. Çöllere çıkıp çekirge avlayarak, çekirge yiyerek Mekke Medine'yi savunmaya başlıyorlar. Ama tabii ki yardım gelemeyince bir yere kadar dayanabiliyorlar. Mekke Medine'den çekilmek zorunda da kalıyorlar. Bakın burada zaten yazmışım ben size. İslamcılık fikir akımının çöktüğünü buradan anlayabilirsiniz. Çünkü Müslüman olan Arapların bizim yanımızda yer almak yerine İngilizlerin yanına geçmesi İslamcılığın çöktüğünü bana kanıtlar. Geldim bir diğer savunma cephesine Irak, Basra. Karşımızda hiç şaşırmadık. Yine hangi düşmanımız var? İngiltere. Dikkat ettiyseniz karşımızda hep bir İngiltere var. Bir Kafkas'ta İngiltere, İngilizleri görmedik. Her hepsinde karşımızda şimdiye kadar çıktılar. Bu adamların amacı ne? Bir, sömürge yollarını korumak için, kuzeye doğru ilerleyip Ruslara yardım götürmek için. Bak bir Çanakkale'den götürmeyi denemişlerdi. Bir de Irak'tan götürmeyi deniyorlar. Ve en önemlisi, geliyorum şurası. Bak şurası çok daha önemli neyi ele geçirmek istiyorlar? Irak petrollerini. Demek ki bu adamların amacı Irak petrollerini ele geçirmek istiyorlarsa ne elde etmek? Sömürge elde etmek. Ekonomik amaçları var. İlk başta Osmanlı Devleti burada arkadaşlar. Kutül Amara denilen yerde gerçekten güzel bir başarı elde ediyor. Hatta 14 bin 15 bin civarındaki İngiliz askerini komutanlarıyla beraber esir alıyor. Ama şöyle oluyor. İngilizlere sürekli alttan bir destek geldiği için, sürekli sömürgelerinden bir destek geldiği için Osmanlı Devleti Irak Basra'da da kaybetmek durumunda kalıyor. Irak Basra cephesi de yine Osmanlı Devleti için kaybedilen bir cephe olarak kayıtlara geçiyor. Hatta şurada da görebilirsiniz. Kutul Amare'de Halil Kut Paşa, daha sonradan Kut soyadı veriliyor. Halil Paşa komutasında biz Selman-ı Pak denilen yerde düşmanları kıstırıyoruz. 14.000 tane İngiliz'i esir alıyoruz. Ama sürekli destek geldiği için İngilizlerle bir türlü mücadele edemeyince bu cepheyi de kaybediyoruz. Tamam burayı da konuştuğumuza göre o zaman hemen geçelim. Son savunma cephemize Suriye Filistin. Yine Osmanlı Devleti'nin karşısında hangi e, devletin olduğunu görüyorsunuz? İngilizler. Hiç sekmedi değil mi? Hep İngilizleri gördük. Şimdi Osmanlı kanalda hani başarısız olmuş diye bir saldırmıştık kanal cephesini alabilmek için. Hani orada başarısız olduktan sonra bir geri çekilme vardı. İşte nereye kadar geri çekiliyoruz? Suriye, Filistin bölgesine kadar geri çekiliyoruz. Yine bakın burada İngilizler kimi kandırıyorlar? Arap kabilelerini kandırıyorlar ve onlara diyorlar ki size devlet kuracağız. Bu yüzden burada biz sadece İngilizlerle değil yine Araplarla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. He, bizim şanslarımızdan bir tanesi şu. O arada Mustafa Kemal nereye görevlendiriliyor? Yıldırım ordularının başına görevlendiriliyor. Yani Suriye Filistin cephesinde hangi komutanımız da var? Mustafa Kemal de var sevgili arkadaşlar. Bunu da bilelim. Ve burada başarılı savunmalar da yapıyor Mustafa Kemal. Tam o arada hatta Mustafa Kemal düşmanları da durduruyor. Tam o arada savaş devam ederken Osmanlı Devleti hangi anlaşmayı imzalayıp çekiliyor? Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalayıp çekiliyor diyebiliriz. Şimdi Suriye Filistin'de bizim savunma yaptığımız son cepheydi. Mustafa Kemal'in burada da yer aldığını gördük. Gelelim bizim için önemli bir bilgiye. Arkadaşlar Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda 3 cephede savaştı. Çanakkale'de, Kafkas'ta ve Suriye Filistin'de savaştı. Aklınıza çıkış diye bir şifre getirebilirsiniz. Tamam mı? Ç, K, -Ç -K S diye getirebilirsiniz. Çıkış... Bizim Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'nda görev, görev aldığı cephelere verdiğimiz bir şifrelemedir. Aklınızda buradan da getirebilirsiniz. Gelelim yardım cephelerimize arkadaşlar. Galicia, Makedonya, Romanya ben bunların yardım olduklarını şu sondaki ya 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 bölümünden yardım cepheleri olduklarını anlıyorum. Bizim buradaki amacımız şudur. Müttefiklerimize yani aynı grupta bulunduğumuz Almanya, Avusturya Macaristan ve Bulgaristan'a yardıma gidiyoruz. Ama bakın nerede yardıma gidiyoruz? Şurası önemli. Hmm. Sarıyla çizince şey olmadı. Sarıyla çizsem hiç gözükmez. Neyse en iyisi ben maviyle çizeyim bunun altını. Bu cephe, bu cepheler. 3 tane cephe var ya bunlar sınırlarımızın dışında savaştığımız cepheler. Hatta şuradan da anlayabilirsiniz. Bakın Osmanlı'nın sınırlarını pembe renklerle görüyorsunuz. Galicia, Romanya, Makedonya buradalar. Ve Osmanlı buralarda sınırlarının dışında da mücadele ediyor. Çok da başka bir şey bilmenize bu cephelerle alakalı gerek yok. Gelelim 1. Dünya Savaşı nasıl sona eriyor? İşte isterseniz buraya bir bakalım. Arkadaşlar bu Dünya Savaşı'nda tarafsız bir devlet vardı. Amerika Birleşik Devletleri. Tarafa yani ne itilaf olmuştu ne ittifak olmuştu girmemişti. Dünyaya ama silah satıyordu. Özellikle İngilizlere silah satıyordu. Ne oldu biliyor musunuz? Almanlar bu durumdan rahatsız oldular. Ve Almanlar Atlas Okyanusu'na çıkarak Alman denizaltıları Amerika'nın gemilerini batırdı. Ticaret gemilerini batırdı. Bunun üzerine Amerika kızdı, öfkelendi ve kime savaş açtı? Almanya'ya savaş açtı. Peki Almanya'ya savaş açıyorsan hangi gruba giriyorsundur? O zaman Almanya'ya savaş açıyorsan itilaf grubuna gireceksin. İttifaklara savaş açacaksın. Almanya'nın savaşa girmesi savaşın kaderini değiştiren olay. Niye biliyor musunuz? Çünkü şundan dolayı Almanya Almanya'nın savaşa girmesi dedim. Çok özür dilerim. ABD'nin savaşa girmesi savaşın kaderini değiştiren olay. Çünkü niye? Amerika Başkanı Wilson savaşa girerken bazı şartlarla giriyor. Biz o Amerika Başkanı'nın şartlarına ne diyormuşuz? Wilson ilkeleri diyoruz. Savaşı bitirmek ve kalıcı barışı sağlamak için bazı şartlar öne sürüyor Amerikan Başkanı Wilson. Mesela ne diyor? Diyor ki yenen devletler yenilenlerden toprak ve tazminat almayacak. O mükemmel bir olay. Yenildin, yenen devletlere toprak kaptırmayacaksın bu maddeye göre. Bu çok güzel bir şey değil mi? Özellikle Amerika'nın buradaki amacı şu. İngilizlerin güçlenmesini istemiyor. Ve yenilen devletlerin de sığındığı madde bu. Osmanlı Devleti düşünsenize yenilen de yenilen ya. Hangi maddeye göre imzalayacak anlaşmayı? Bu maddeye göre. Çünkü yenildik ama toprak vermeyeceğiz işte. Bak buna güvenerek imzalıyorlar. Anlaşmaları buna göre güvenerek imzalıyorlar. Sonra Wilson demiş ki devletler arasında gizli anlaşmalar olmayacak. Gizli bir anlaşma olmayacak demiş. Uluslararası barışı sağlamak için bir cemiyet kuracağız demiş. Milletler Cemiyeti'ni kuracağız demiş. Milletler Cemiyeti bugünkü Birleşmiş Milletler'in atasıdır arkadaşlar. Barışı sağlamak istediklerini de buradan anlayabilirsiniz ama... Çok da barışla bağlantılı olduğunu ben düşünmüyorum. Şu madde yine Osmanlı Devleti'ni ilgilendiriyor Wilson'un söylediği. Her millet çoğunlukta olduğu yerde kendi devletini kuracak. Bu da bizim içerimizde yaşayan azınlıkları cesaretlendiriyor. Şöyle ki azınlıklar bu maddeye bakarak şunu diyorlar. Ben Osmanlı'da bu bölgede daha kalabalığım o zaman devletimi kurabilirim diyorlar. Ve ayrılıkçı hareketler daha da artıyor. Burada şunu söyleyebiliriz. Son maddenin asıl amacı hangi devleti parçalamak? Osmanlı devletini parçalamaktır. Yani aslında masum bir şey değil. Masum bir madde değil. Osmanlı'yı parçalamak için konulan bir madde. Gelelim. Birinci Dünya Savaşı bitti. Sonuçları neler? Biz savaştığımız cepheleri gördük. Sadece Çanakkale'de kazandığımızı, geri kalan cephelerde kaybettiğimizi öğrendik. Bakalım savaşın sonuçları neler? İmparatorluklar. İmparatorluk ne demek? Çok uluslu devletler demek. Çok uluslu devletler burada yıkılıyor. Yerine hangi devletler kuruluyor? Sadece bir milletin yoğunluklu olduğu devletler, milli devletler. Mesela ben size bir örnek vereyim. Türkiye Cumhuriyeti milli bir devlettir. Çünkü ağırlığı Türklerden oluşur. İmparatorluk Osmanlı çok ulusluydu değil mi? Yıkıldı. Yerine ne kuruldu mesela? Türkiye kuruldu. Bu bir örnek. Bak, şu madde çok önemli. Arkadaşlar, sömürgecilik vardı ya. Sömürgecilik isim değiştirdi. Artık yeni ismi ne oldu? Manda ve himaye. Bu ne demek hocam? Sömürgecilik farklı bir şey mi oldu? Hayır. Sömürgecilik sadece ad değiştirdi. Manda ve himaye. Bu ne demek? Şu demek. Güçlü devlet güçsüz devlete gidip sömürüyordu ya. Artık şöyle yapıyor. Sen kendini yönetemezsin. Ben sana yardım edeyim diyor. Yani manda ve himaye bu. Koruması altına alıyor ama bir yandan da sömürüyor. Aynı şey. Hiçbir şey değişmedi. Sonra yeni rejimlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra faşizm gibi, komünizm gibi, nazizm gibi yeni yönetim şekilleri ortaya çıkıyor. Arkadaşlar bu savaştan sonra barış anlaşmaları gerçekten çok sert olduğu için ağır maddeler içerdiği için yenilen devletler bir süre sonra neye sebep olacaklar? İkinci Dünya Savaşı'na sebep olacaklar. Yani ikinci savaşın çıkmasının nedeni birinci dünya savaşının sonuçları diyebiliriz. Niye? Çünkü o kadar ağır şartlar konuluyor ki o devletler kendilerini kurtarabilmek için Yeni bir savaş açmak zorunda kalacaklar. Avrupanın haritası değişiyor, Avrupadaki sınırlar değişiyor arkadaşlar. Yine dünyadaki barışı sağlayabilmek için de Milletler Cemiyeti denilen cemiyeti akvam, 1. Dünya Savaşı'nın sonunda da kuruluyor. Tabii ki en kârlı çıkan devlet kim oluyor? Her zamanki gibi İngiltere oluyor. Gelelim Mondros Ateşkes Anlaşmasına. Evet biliyorum konu biraz uzun oldu ama tek videoda bitirmek istiyorum arkadaşlar. Yarım saati biraz geçiyoruz. Tek videoda bitirmek istiyorum. Sizler şöyle yapabilirsiniz. Buraya kadar olan bir bölümü izleyip notlar tutabilir. Buradan sonrasını ikinci bölüm halinde izleyebilirsiniz. Ben ama tek videoda bitireceğim. Mondros Ateşkes Anlaşması. Ateşkes demek savaşı durduran anlaşmalar demektir. Bakın dikkat edin barış değil. Savaşı tamamen bitiren anlaşmalara biz barış diyoruz. Ateşkes ise kısa süreli bitiren anlaşmadır. Nerede yapılmış? Limne Adası'nda. Yani Mondros limanında adı bundan dolayı Mondros Ateşkes. Peki Osmanlı Devleti'ni temsil eden kişi kim? Rauf Orbay. İtilafları temsil eden kişi kim? Amiral Kaltop. Gelelim maddelerine. Bakın çok önemli maddeler var. Ezberlemenizi gerektirecek herhangi bir yer yok ama kesinlikle yorum yapmanız gerekiyor. Mesela Mondros'un bir maddesi. İç güvenliği sağlayacak kuvvetler dışında Osmanlı ordusu terhis edilecek. Hemen ben size bunun anlamını yazayım. Zaten sonrasında da yorumu anlayacaksınız. Osmanlı ordusu ne yapılacak? Dağıtılacak. Evlerine gönderilecek. E peki Osmanlı ordusu evine gidecekse beni kim koruyacak? Kimse değil mi? Bak bu maddenin amacı itilaflar Osmanlı'yı savunmasız bırakmak istemiştir. Buradan bunu anlayabilirsiniz. Yani adamlar bizi işgal etmek istiyor. Bu maddeden anlayabilirsin. Devam ediyorum. Bir diğer Mondros'un maddesi. Boğazlar itilaflara açılacak. Osmanlı'nın istihkamları yani savaştıkları yerler itilafların tarafından işgal edilecek. Hayda. Boğazları bu adamlar alıyorlarsa Anadolu ile İstanbul'un arasında bir bağlantı kalır mı? Kalmaz. İşte bunu sağlamaya çalışmışlar. Geçtim. İngilizler 3 Kasım'da ne yapıyor? Zengin petrol yataklarına e, e, sahip olan Musul bölgesini işgal ediyorlar. Ama burada ben size şöyle ki bir e, eksik bir yer bırakmışım arkadaşlar. Mondros'un iki tane maddesi var ki onlara da değinmeden geçmeyeceğim. Şu sayfanın üzerinde anlatayım sizlere. E, eksik not yazdığım için özür dilerim. Orası demek ki gözden kaçtı ya da arada bir yerde kayboldu. Arkadaşlar Mondros'un bir maddesi var ki hangi madde? Yedinci maddesi çok tehlikelidir ve Anadolu'yu işgale açık hale getiren maddedir. Hangi madde? Yedinci madde. Tekrar söylüyorum yedinci madde. Madde şöyledir. İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir yeri işgal edebilir. Bak, tehlikede gördükleri herhangi bir yeri. Bu ne demek? Osmanlı'nın istedikleri bölgesini bu maddeye göre işgal edebilirler demek. Anadolu'yu işgale açık hale getiren madde bu maddedir. 7. maddedir. Peki, bir diğer maddemiz var. Onu da yazayım. 24. madde. 24. madde ile de Doğu Anadolu'da 6 ilde karışıklık çıkarsa oralar işgal edilebilecek diyor itilaflar Mondros'ta. Biz 24. maddeyi de imzalamışız ve 24. maddenin asıl amacı nedir biliyor musunuz? Ermenilere o bölgede bir devlet kurmaktır arkadaşlar. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Adamlar 7 ve 24. maddeyle Osmanlı topraklarını rahat rahat işgal edebilirler. Osmanlı'yı işgale açık hale getiren maddeler özellikle 7. maddedir diyoruz. Peki Mondros'u imzaladık. Hemen sonrasında da maalesef işgal hareketleri başladı. İngilizler 3 Kasım'da Musul bölgesini işgal ettiler. Çünkü niye biliyor musunuz? Bak orada ne var? Petrol bölgesi var. Sonra bakın dikkat edin. Antep'i, Urfa'yı, Maraş'ı, Samsun'u, Çanakkale'yi, Batum'u, Kars, Ardahan'ı İngilizler işgal ediyor. Fransızlar Adana ve Mersin çevresini işgal ediyorlar. İtalyanlar Antalya, Konya, ve Muğla çevresini işgal ediyorlar. Yunanlar İzmir ve Doğu Trakya çevresini işgal ediyor. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Düşmanlar artık yurdumuza ayak bastılar. İşgal hareketlerine başladılar. O zaman Osmanlı Devleti, şurası çok önemli. Bakın Osmanlı Devleti nasıl sona ermiştir? Fiilen sona ermiştir. Çünkü düşman artık senin ülkene girdi. Bu yüzden Osmanlı'nın fiilen sona ermesine Mondros diyoruz geldim son sayfaya arkadaşlar sabredelim bitiriyorum Şimdi bu işgaller olurken Mustafa Kemal nasıl tepki veriyor? Türk milleti nasıl tepki veriyor Osmanlı hükümeti nasıl tepki veriyor Gelin bunlara da bakalım. Mustafa Kemal Tabii ki de işgallerin haksız olduğunu Anlaşmanın çok ağır şartlar içerdiğini bağımsızlıkla bağdaşmadığını söylüyor ve kesinlikle bakın şu bilgi çok önemli işgaller kabul edilemez diyor. Hatta İstanbul'da düşman gemilerini görünce diyor ki geldikleri gibi giderler diyor. Bakın geldikleri gibi giderler. Bunu söyleyen bir komutan hangi kişilik özelliğine sahiptir? Bunu söyleyen bir komutan kararlıdır. Peki o zaman şöyle diyebilir miyiz? Mustafa Kemal neyden yana? Bağımsızlıktan yana. Doğru mu? Evet. Peki Türk milletine gelelim. Türk milleti olarak kendinizi o dönemde düşünün. Düşmanlar ülkenizi işgal ediyorlar. Ne dersiniz? Ya nereye işgal ediyorlar? Hayırdır değil mi? Burası benim vatanım. Nasıl işgal edebilirler? Derim değil mi? Türk milleti de bunu diyor. Protesto ediyor. Hukuksal yola başvuruyor. Bakıyor ki olmuyor. Bir süre sonra neye girişiyor? Bak gördün mü? Silahlı direnişe geçiyor. Yani Türk milletinin düşüncesi de aynı komutanı gibi. O da bağımsızlık istiyor Türk milleti. Peki Osmanlı hükümeti ne istiyor? Bakalım. İtilaf devletlerinin isteklerinin kabul edilmesini istiyor. Ve kabul etmezsek daha da kötü olabileceğini. Yani her taraf işgal edeceklerine en azından bir yer bize bırakıldı diye bir düşünce var. İşgallerin geçici olacağını düşünüyorlar. O zaman Osmanlı hükümetinin politikasında şuraya yazıyorum. Osmanlı hükümeti de nasıl davranıyor? Teslimiyetçi davranıyor. Yani Mustafa Kemal ve Türk milleti bağımsızlıktan yana, vatansever ve milliyetçi ama Osmanlı hükümeti teslim olmaktan yana tavır takınıyor diyebiliriz. Kuvayi Milliye'den başlayacağız. Hadi o zaman Kuvayi Milliye ne demek isterseniz bununla başlayalım. Biliyorsunuz ki Mondros Ateşkes Anlaşması'nı Osmanlı Devleti imzaladı ve Anadolu'da işgaller başladı. Peki işgaller karşısında Türk halkı ne yapmıştı? Sessiz mi kalmıştı? Tabii ki hayır. Türk halkı vatansever bir tavırla topraklarını koruyabilmek için mücadele ruhuna başlayacak. Yani teşkilatlanarak direniş ruhunu ortaya çıkaracaktı. Peki aslında burada birazcık da Mondros'un bir maddesi etkiliydi. Hemen hatırlayalım. Mondros'un o maddesi ne diyordu? Osmanlı orduları terhis edilecek diyordu değil mi? Osmanlı orduları dağıtılacaksa, terhis edilecekse. Peki bizim vatanımızı kim koruyacak? Ortada vatanı koruyacak bir ordu kalmadı. Ordu kalmayınca işgaller hızlandı. İşgaller başlayınca da halk İş başa düştü diyerek herkes evindeki silahını aldı ve direnişe geçecek. İşte Kuvayı Milliye budur. Kuvayı Milliye halkın direniş ruhudur sevgili arkadaşlarım. İşgallere karşı vatanı koruma bakın önemli yerleri çizelim. Vatanı koruma ve bağımsız yaşama isteği sonucunda oluşan işte bu direniş ruhuna biz Kuvayı Milliye diyoruz. Anladınız değil mi? Yani Mondros'tan sonra ordu kalmadı. İşgaller başlayınca halk iş başa düştü. Vatanı biz savunuruz diyerek evindeki silahları çıkardılar ve düşmanla mücadeleye başlayacaklar. İşte bu Kuvayi Milliye'dir. Gelelim sağ altta bakın Kuvayi Milliyecilerin bazılarını görüyorsunuz. Meşhur bir fotoğraftır. Özelliklerine Kuvayi Milliye sevgili arkadaşlar gönüllü birliktir. Yani Kuvayi Milliye zorunlu askerlerden oluşan bir birlik değil. Herkes gönüllü bir şekilde kendi bölgesini korumaya çalışacak. Zaten bu da bize Kuvayi Milliye'nin bölgesel kurulan bir hareket olduğunu gösterir. Yani olay şu. Kuvayi Milliye tüm vatanı savunmuyor ilk başlarda. Kuvayi Milliye'ye göre herkes kendi bölgesini kurtarmaya çalışıyor. Ben kendi mahallemi, sen kendi ilçeni, öbürü başka şehrini, herkes kendi bölgesini kurtarmaya çalışıyor. Dolayısıyla Kuvayi Milliye bölgeseldir. Arkadaşlar Kuvayi Milliye ihtiyaçlarını halktan karşılayan bir birliktir. Çünkü Kuvayi Milliye'nin öyle büyük bir ekonomik kaynağı zaten yok. Halk tarafından karşılanan birlik diyebiliriz. Kuvayi Milliye deyince aklınıza sakın düzenli bir askeri ordu gelmesin. Kuvayi Milliye senin benim gibi vatanın işgalini ses çıkaran, vatanın işgalini kabul etmeyen insanların oluşturduğu düzensiz birliklerdir. Bakın düzenli değildir. O yüzden şunu unutmayalım. Kuvayi Milliye düzensizdir. Bir bakarsın Kuvayi Milliye'nin içerisinde... Fatma Bacı görürsün. Bir bakarsın Kuvay Milliye'nin içerisinde Buğra öğretmen görürsün. Bir bakarsın Kuvay Milliye'nin içerisinde 14 yaşında 8. sınıfa giden bir öğrenci görürsün. Çünkü vatanın işgaline ses çıkaran, tepki gösteren insanlar tarafından oluşturulmuştur. Kuvay Milliye deyince aklınıza düzenli bir ordu gelmesin arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Tabii ki de direnişimiz sadece Kuvay Milliye silahlı mücadeleyle kalmayacak cemiyetler de burada devreye girecek. Tabii ki cemiyetler deyince biz bu cemiyetleri iki gruba ayıracağız. Birazdan harita üzerinde hangi cemiyetin hangi yörelerde faaliyet gösterdiğini de sizlere anlatmaya çalışacağım. Önce yararlı cemiyetlere bakalım. Yararlı cemiyetler vatanın kurtulması için mücadele eden bölgesel kurulmuş cemiyetlerdir. Zararlı cemiyetler ise adından da belli arkadaşlar aslında düşmanların ekmeğine yağ süren ve kurtuluş için tam tersi işler yapan, kurtulmaktan ziyade vatanı bölmeye, parçalamaya çalışan cemiyetler diyebiliriz. Önce tabii ki yararlı cemiyetlerimize bir bakalım. Bunlardan bir tanesi ilk kurulan yararlı cemiyet. Trakya bölgesini kurtarmaya çalışan Trakya Paşa Eli Müdafai Hukuk Cemiyeti. Hocam hepsinde müdafai hukuk yazıyor. Nedir bu müdafai hukuk? Hukuk hak aslında değil mi? Müdafaa da savunma demek arkadaşlar. Yani aslında hakkımı savunuyorum. Burası benim vatanım ya hakkımı savunuyorum. İşte cümlelerin içerisinde eğer cemiyetin adında müdafaa hukuk görüyorsanız yararlıdır sevgili arkadaşlar. Mesela İzmir çevresini Rumlardan korumaya çalışan İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Yine İzmir ve çevresini kurtarmaya çalışan Reddi İlhak Cemiyeti. İlhak işgal demek. Red reddediyorum demek. İşgali reddeden cemiyet. Reddi ilhak. Güzel. Doğu'ya geldim. Doğu Anadolu'da Ermenilerle mücadele eden Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti var. Trabzon bölgesinde Rumlarla mücadele eden Muhafazayı Hukuk Cemiyeti. Yani hukukumu muhafaza, savunma yapıyorum demek. Geldim bunlar arasında önemli bir cemiyete Kilikyalılar. Arkadaşlar Kilikya aslında bir Rum ismidir. Ama dikkat edin ismine bakarak sakın zararlı demiyorsunuz. Kilikyalılar Cemiyeti Adana ve çevresini korumaya çalışan yararlı bir cemiyettir. Kilikya ismi o Adana ve çevresinin Çukurova'nın tarihi eski adıdır. O yüzden Kilikyalılar Cemiyeti yararlıdır. Bunların arasında dikkat ederseniz Milli Kongre Cemiyeti'ne ayrı bir önem arz ediyoruz. Oraya koyu renkle yazdım ve yıldız koydum. Milli Kongre Cemiyeti tüm vatanı kurtarmaya çalışan bir cemiyettir. Yani Milli Kongre Cemiyeti bu diğer cemiyetlere göre birazcık farklı ulusal kurtuluşu hedefler ve bu işi basın yayın yoluyla, gazete yoluyla yapmaya çalışır. Ama bakın Trakya Paşeli bölgeseldir. İzmir Müdafaa Hukuk kendi bölgesini kurtarmaya çalışır. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk kendi bölgesini kurtarmaya çalışır. Kilikyalılar Adana ve çevresini kendi bölgesini kurtarmaya çalışır. Ama Milli Kongre Cemiyeti ulusaldır. Diğerlerinden farkı budur. Anadolu Kadınları Cemiyeti de Anadolu Kadınları'nın ne kadar fedakar olduğunu gösteren bir cemiyet Sivas çevresinde kurulup o bölgeyi kurtarmaya çalışmıştır. Peki cemiyetlerimizin bölgesel olduğunu gördük. Gelelim zararlı olan cemiyetlere. Zararlı cemiyetleri tekrar söyleyelim. Vatanın kurtuluşundan ziyade vatanın bölünmesi ve parçalanması için çalışmalar yapmış cemiyetlerdir. Mesela bunu da kendi içinde ikiye ayırıyoruz. Milli varlığa düşman olanlar. Arkadaşlar niye milli varlığa düşman biliyor musunuz? Çünkü burada göreceğiniz şu cemiyetlerin hepsini kimler kuruyor biliyor musunuz? Türkler ve Müslüman olan insanlar kuruyorlar. Yani şöyle diyebilirsiniz. Milli varlığa düşman cemiyetler aslında içimizdeki çürük elmalar. İçimizdeki kurtlar arkadaşlar. Peki bakalım hangileri? Sulh ve selameti Osmaniye. Tekrar Osmanlı'yı canlandırmak istiyor bu cemiyet ama zaten Osmanlı çöktü. Kurtaracağımız bir şey yok. Teali İslam halifenin etrafında toplanırsak kurtulabiliriz diyor. Kürt Teali Cemiyeti Doğu Anadolu'da bir Kürt devleti kurmaya çalışıyor. Parçalamaya çalışıyor devleti. Hürriyet ve itilaf yine padişahın etrafında toplanılması gerektiğini savunuyor. Geldim özellikle tehlikeli olan ikisine. Wilson prensipleri cemiyeti ABD mandasına ve himayesine girilmesi gerektiğini söylüyor. Düşünebiliyor musunuz? Amerika'nın himayesine girersek kurtuluruz diyor. İngiliz muhipleri, İngiliz sevenleri cemiyeti de İngiltere'nin himayesine girersek kurtuluruz diyor. Yani şu iki cemiyet manda ve himayeyi savunmuştur sevgili arkadaşlar. Diğerleri de vatanın kurtulmasına değil vatanın bölünmesi için aslında çalışmışlardı diyebiliriz. Gelelim zararlı olanlardan azınlıkların kurduğu zararlara. Azınlıklar özellikle bize bağlı olarak yıllar boyunca kardeşçe yaşadığımız ama sonradan milliyetçilik fikriyle birlikte devleti parçalamaya niyetlenen azınlıklar. Ki özellikle Ermeni ve Rumlar. Bakın Mavri Mira Rumların kurduğu bir cemiyettir. Etniki Eterya Rumların kurduğu bir cemiyettir. Pontus Rum Rumların kurduğu cemiyettir. Bu cemiyetlerin amacı bulundukları bölgeleri bir Rum devleti tarafından yönetilmesini sağlamak yani Büyük Bizans'ı kurmaya çalışmak. Hınçak ve Taşnak ikisi de Ermeni cemiyetleridir. Doğu Anadolu'da büyük katliamlar yapmışlardır ve Doğu Anadolu'nun Ermeni devleti tarafından yönetilmesi gerektiğini savunuyorlar bu cemiyetlerde. Zaten sağ taraftaki cemiyetlerin yaptıkları çalışmalara bakarak sizler de faydalı işler yapmadıklarını buradan görebilirsiniz. Gelin isterseniz ben sizlere cemiyetlerimizin haritasını açayım, harita üzerinden beraber bir değerlendirelim. Arkadaşlar özellikle bakın ben burada kalemle çizemeyeceğim ama sizler oradan görüyorsunuz haritanın batı kısmına bir bakın kırmızı renkle Mavri Mira, düşman bir cemiyettir görüyorsunuz. Orada karşısında Reddi İlhak var. Yine turuncuyla görülen bölgede yine Mavri Mira çalışmalarını yapıyor. Karşısında da Trakya Paşeli yararlı cemiyet. Bakın sağ alt bölümden harita anahtarı bölümünden düşman olanları ve milli cemiyetleri görebilirsiniz. Zaten milli cemiyetler de yararlı cemiyetlerimizdir. Bölgesel olarak kurtuluş çalışmaları yapan cemiyetlerdir. Ama ilerleyen konularda göreceksiniz. Hepiniz tahminen şunu söylüyorsunuzdur. Hocam madem biz bölgesel olarak cemiyet kurduk. Madem herkes kendi bölgesini kurtarmaya çalışıyor. Birleşseydik ya. Birleşsek daha iyi olmaz mıydı? dediğinizi duyar gibiyim. Hiç merak etmeyin. Bunu Mustafa Kemal yapacak Sivas Kongresi geldiğinde zaten bunu konuşacağız. İlk başlığımız Samsun'a çıkış arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 15 Mayıs tarihinde İzmir işgal edildikten sonra Mustafa Kemal Atatürk bu işin artık İstanbul tarafından yapılamayacağını anladı ve 19 Mayıs tarihinde Samsun'a geçiş yapacak. Samsun ve çevresinde yaşayan Pontus Rumcular var arkadaşlar. Pontus Rum Cemiyeti'nin üyesi kişiler çeşitli katliamlar yaparak bölgedeki Türkleri sindirmeye falan çalışıyorlar. Rumların bu hareketlerine karşı da bölgedeki vatansever Türk halkı karşı koydukları için olaylar bir tık üst seviyeye doğru yaklaşıyor ve o bölgede karışıklıklar çıkıyor. Ve Osmanlı Devleti de Mustafa Kemal'i git bu olayları bastır diyerek 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a görevlendiriyor. Buradaki önemli bilgimiz Mustafa Kemal buraya devlet görevlisi olarak gidiyor. 9. Ordu Müfettişi ki öyle 9. Ordu Müfettişi aslında e, yetkisiz bir sıfat değildir arkadaşlar. Gerçekten donanımlı bir yetkiyle gidiyor. Çünkü Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki tüm vali ve komutanlara emir verme yetkisine sahip olarak Mustafa Kemal Samsun'a Bandırma vapuru ile geçecek. Mustafa Kemal'e verilen görev şu: Bölgedeki olayları araştır. Bölgedeki düzeni sağla. Halkın elindeki silahları topla. Ancak Mustafa Kemal'in asıl amacı Samsun'a geçmekte tabii ki de bu değil. Tabii ki vatanın kurtuluşu için milli bilinci uyandırmak ve bağımsızlık savaşını başlatmak Mustafa Kemal'in Samsun'a geçmekteki asıl amacı olarak karşımıza çıkıyor. Mustafa Kemal Samsun'a gittiğinde hemen bir rapor yayınlıyor ve raporunda şunları söylüyor. Olaylardan Türkler değil Rumlar ve itilaf devletleri sorumludur. İzmir'in işgali haksızdır. Türk milleti bağımsızlık için harekete geçmelidir diyor. Dikkat ederseniz zaten mücadeleye atılacağını Samsun raporundan da anlayabilirsiniz. Bu rapordan hemen sonra Samsun'un artık kendisi için güvenli olmadığını anlayan Mustafa Kemal hemen Samsun'un yakın bir ilçesi olan Havza'ya geçerek burada da bir genelge yayınlayacak. Mustafa Kemal Havza'ya geldikten sonra kol ordu komutanlarına, ordu komutanlarına bir telgraf gönderecek ve diyecek ki işgallerin protesto edilmesini istiyoruz. İtilaf devletleri ve İstanbul hükümetini kırayan telgraflar çekilmeli ve mitingler sırasında da kesinlikle azınlıklara kötü davranmayın. Bakın burada özellikle iki şey çok önemli. İşgaller haksız bunu protesto edin ve telgraflar çekin. Ancak miting yaparken de kesinlikle azınlıklara kötü davranmayın. Neden? Çünkü Azınlıklara kötü davranılırsa hangi anlaşmanın maddesi devreye girer? Hemen hatırladınız değil mi? Mondros'un 7. maddesi devreye girer. Çünkü Mondros'un 7. maddesi ne diyordu? İtilaflar güvenliklerini tehdit eden bir durumla olursa herhangi bir yeri işgal edebilir. İşte o madde devreye girmesin diye azınlıklara kötü davranılması istemiyor. Ve burada şunu söyleyebiliriz ki Mustafa Kemal'in Havza Genelgesi'ndeki cümleleri halk tarafından büyük bir merakla izleniyor ve halkın aslında vatanı kurtarma duyguları ortaya çıkıyor. Yani bakın buraya önlem işaretiyle verdim. Milli bilinç havza genelgesiyle uyanıyor arkadaşlar. Sorularda da zaten bu yorumu yapabilin yeter. Milli bilinç havza ile uyandı. Neden diyecek olursanız Mondros'la birlikte halkın doğru dürüst haber alacağı kaynak yok. Hatırlayın Mondros'la iletişim kanallarımızın hepsi kesilmemiş miydi? Evet. İşte halk Havza genelgesinden sonra vatanın işgal edildiğini fark ediyor ve vatanı kurtarmak ruhuyla yanıp tutuşmaya başlıyor. Yani milli bilinç Havza genelgesiyle uyanıyor sevgili arkadaşlar. Mustafa Kemal Havza'dan hemen sonra Amasya'ya geçerek burada da bir genelge, burada da bazı maddeler yayınlıyor. Mustafa Kemal tarafından hazırlanan bir genelgedir. Ancak bu genelgeyi sadece Mustafa Kemal değil, Ali Fuat Paşa, Rauf Bey, Refet Bey bunlar imzalamışlar. Kazım Karabekir ve Cemal Paşa ise telgrafla onaylayan kişiler. Bu da bize zaten şu yorumu gösteriyor ki Mustafa Kemal artık mücadeleyi kişisel yapmayacak. Bu mücadeleyi önemli komutanlarla birlikte yürütecek. Yani mücadele kişisel olmaktan çıkmıştır sevgili arkadaşlar. Gelin Amasya Genelgesi'nde Mustafa Kemal nasıl bir cümle kullanmış ve bu cümlenin yorumları neler? Beraber bakalım demiş ki vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir maddesini kullanmış. Bu maddenin yorumu şu ki kurtuluş savaşımızın gerekçesi aslında belirtilmiş. Neden kurtuluş savaşı? Neden milli mücadele yapıyorsun denildiğinde çünkü vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikede. Bu yüzden yapıyoruz. Peki Amasya Genelgesi'nin bir diğer maddesi. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir. Bu da bizim kurtuluş savaşımızın, milli mücadelemizin ikinci gerekçesidir. Ve açık açık İstanbul hükümetine karşı çıkılmıştır. Amasya genelgesinin bir diğer maddesi. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu cümlede sevgili arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nın amaç ve yöntemi belirtilen cümledir. Amacımızın ne olduğunu burada vurguluyorum. Amacımız milletin bağımsızlığını sağlamak. Peki nasıl yapacağız sorusu da bizim yöntemimiz. Nasıl yapacağız? Milletin azim ve kararı ile yapacağız. İşte Kurtuluş Savaşımızın amaç ve yöntemi burada belirtilmiştir. Hatta burada çok önemli bir bilgimiz de var. Milli egemenlikten de ilk kez bahsedilmiştir üstü kapalı olarak. Açık açık demokrasiye, cumhuriyete geçeceğiz dememiş ama burada bakın milletin azim ve kararı yani gelecekte milletin söz sahibi olacağını bu cümleden de anlayabilirsiniz. <laughs> Yine Amasya Genelgesi'nin bir diğer maddesinde milletin içinde bulunduğu durumu dünyaya duyurmak için her türlü baskıdan uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır fikri ortaya atılıyor. Zaten temsil heyeti Erzurum Kongresi'nde göreceğiz kurulacak ama bu fikir işte burada ortaya çıktı. Amasya Genelgesi çok önemlidir arkadaşlar. Çünkü Kurtuluş Savaşı'mızın, Milli Mücadelemizin gereç gerekçemiz, amacımız ve yöntemimizi ortaya koyması açısından. Aslında yol haritasını çizmesi açısından Amasya Genelgesi çok önemlidir. Amasya Genelgesi'nden hemen sonra İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal'i İstanbul'a çağırıyor. Biz seni ne için gönderdik? Sen oraya ne için gittin diye aslında biraz da kızıp geri çağırıyorlar. Bunun üzerine Mustafa Kemal diyor ki: "Hayır, ben geri dönmüyorum. Askerlik görevimden istifa ediyorum ve vatanın kurtuluşu için çalışacağım." diyor. Yani halkın kalbine dönüyor. Çok sevdiği askerlikten vatanın kurtuluşu için ayrılıyorsa buradan Mustafa Kemal'in kişilik özelliği çıkmaz mı? Hatırlayın Mustafa Kemal asker olmak için çok mücadele etti. Kafaya koymuştu. Asker de oldu. Bak ama çok sevdiği askerlikten vatanı için ayrıldı. O zaman buna bakarak bir Mustafa Kemal için vatansever diyebiliriz. Bir de vatanın kurtuluşu için ee, cesaretle hareket ettiğini ve kesinlikle bu noktada Kararlı davrandığını, çok sevdiği askerlik mesleğini bırakıyorsa Mustafa Kemal kararlıdır da diyebiliriz. Ve geldim bir diğer önemli başlığımıza Erzurum Kongresi. Amasya Genelgesi'nden hemen sonra Mustafa Kemal bu kongreye katılacak. Ancak dikkat edin Mustafa Kemal artık sivil bir vatandaş. Aynı bizim gibi asker olmaktan istifa etmişti. Hatırlayın bir önceki başlığımızda. Artık Mustafa Kemal buraya geldi. Bu kongreyi Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti ve Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti topluyor arkadaşlar. Ve amaç şu ki kongre doğuda bir Ermeni devleti kurulmasını önlemek istiyor. Kongrenin toplanmasında da sağ tarafta görselini verdiğim Kazım Karabekir Paşa'nın çok önemli etkisi de vardır. Hatta Kazım Karabekir Paşa zaten milli mücadelenin en önemli 5 kişisinden bir tanesidir arkadaşlar. Mondros'tan sonra ordularını dağıtmamış. Vatanın kurtuluşu için ordularını seferber etmiş bir komutandır. Erzurum Kongresi'nin toplanma amacı sadece Doğu Anadolu'yu kurtarabilmektir. Bu açıdan bakarsak Erzurum Kongresi bölgesel bir kongredir. Ancak şimdi alınan kararları inceleyeceğiz. Zaten alınan kararlara bakarsanız bölgesel değil ulusal bir kongre niteliği taşıdığını da anlayabilirsiniz. Nereden anlıyorum? Gelin bakalım. Alınan kararlar bir. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Doğu Anadolu için toplanan bir kongrede vatan bütündür diyor. Demek ki alınan kararlar ulusal. Buradan anlayabiliriz. Zaten vatanın bütünlüğü vurgulanmıştır ve ilk defa milli sınırlarımızdan da buradan bahsedilmiştir. Sorularda çokça karşınıza çıkar. Vatan bütünlüğü bu madde ile vurgulanıyor. Yine Erzurum'un bir diğer maddesi. Her türlü yabancı işgaline karşı Osmanlı hükümetinin dağılması durumunda hep birlikte direniş ve savunma yapılacaktır. Bu da zaten hep birlikte yani aslında bize topyekün mücadele edileceğinin sinyali burada verilmiştir arkadaşlar. Erzurum'un bir diğer kararı. Osmanlı hükümeti vatanı koruyamaz ve istiklali sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır. İşte hani Amasya'da e, milli bir kurul kurulmalıdır fikri ortaya çıkmıştı ya işte bak kuruldu. Neymiş? temsil heyeti bu maddeden sonra kuruluyor ve temsil heyetinin başkanlığına da Mustafa Kemal getiriliyor. Peki temsil heyeti neyi temsil ediyor? Temsil heyeti vatanı kurtarmak isteyenlerin bir araya gelerek oluşturduğu vatanı kurtarmak isteyen düşüncede olanları temsil eden kuruluş aslında. İstanbul hükümetine karşı kurulmuştur ve vatanı kurtarmak amacıyla çalışan kişilerden oluşur. Temsil heyeti budur. Erzurum'da kurulmuştur ve başkanı da Mustafa Kemal'dir. Bir diğer önemli maddemiz artık açık açık demokrasiden bahsediyoruz bak. Ne diyor? Kuvayi Milliye'yi tek kuvvet olarak tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Milli iradeyi hakim kılmak demek halkın yönetimini istiyorum demektir. Bu da İstanbul hükümetine açıkça karşı çıkıldığını, padişahlığa açıkça karşı çıkıldığını ve milli egemenliğin açıkça vurgulandığını bizlere göstermektedir. Yine bağımsızlık istediğimizi gösteren bir cümleyle daha devam edelim. Demiş ki Erzurum Kongresi'ne alınan karar manda ve himaye kabul edilemez. Nedir bu? Hiçbir şekilde hiçbir devletin sömürüsüne kabul etmiyoruz. Hiçbir devletin emrine girmeyiz. Bu ne demek? Manda ve himaye karşı çıkıyorum demek. Yani benim amacım her zaman unutmayın arkadaşlar tam bağımsızlık demektir. Yani Erzurum Kongresi'nde hem bağımsızlıkla ilgili karar alınmıştır hem de egemenlikle ilgili karar alınmıştır. Erzurum Kongresi'nin maddelerinde konuştuktan hemen sonra geliyoruz bir diğer önemli başlığımızda Sivas Kongresi. Kongrenin toplanmasına Amasya'da zaten karar verilmişti. İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri Sivas Kongresi'nin toplanmasını istemiyorlar. Bunun üzerine de Ali Galip'i görevlendiriyorlar arkadaşlar. Ali Galip Osmanlı hükümetine bağlı bir vali, Elazığ valisi ve Ali Galip Sivas Kongresi'ni engellemek istiyor ancak başarılı olamıyor. Tüm engellemelere rağmen bu kongre toplanacak ve tüm yurdu ilgilendiren kararlar alınacak. O zaman tüm yurdu ilgilendiren kararlar alınıyorsa Sivas Kongresi nasıl bir kongredir arkadaşlar? Ulusal bir kongredir. Bakın Erzurum toplanma amacıyla bölgeseldi ama Sivas Kongresi tam anlamıyla tüm vatanı ilgilendirdiği için ulusal bir kongredir. Gelin alınan kararlara birlikte bakalım yorumlarıyla birlikte. Erzurum bölgesinde Erzurum Kongresi'nin alınan kararlar küçük değişikliklerle Sivas'ta da kabul edilmiş. Bu da zaten bize Erzurum Kongresi'nin de ulusal bir kongre aslında niyetiyle toplandığını göstermekte. Tamam, bunu anladık. Hemen geçiyorum bir diğer maddeye. Hani bizim cemiyetlerimiz vardı ya Kilikyalılar, Trakya Paşeli, Trabzon, Muhafaza Hukuk, Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk vardı ya. İşte bunların hepsinin dağınık olması bizim işimize gelmez. Bunların birleşmesi lazımdı. işte geldim birleşmeye. Ülkedeki bütün yararlı cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi. Bu da zaten kurtuluş mücadelesinin tek bir merkezden yönetileceğini bizlere gösteriyor durumda bir karar almıştık hatırlayacaksınız. Manda ve himaye reddedilecek. Burada da şöyle bir olay oluyor arkadaşlar. Hala Sivas Kongresi'nde acaba Amerikan mandasına mı girsek? Acaba İngiliz himayesine mi girsek diyenler olduğu için burada o konu kesinlikle kapatılacak. Şöyle bir madde konuluyor. Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir. Hiçbir şekilde biz manda ve himaye istemiyoruz. Bu da demektir ki zaten milli mücadele ve temsil heyeti ne istiyor? Tam bağımsızlık istiyor. Temsil heyeti Batı cephesindeki komutanlıkların başına Ali Fuat Paşa'yı görevlendiriyor arkadaşlar. Sivas'tan alınan önemli bir karardır. Buradan da şu yorum yapabiliriz ki temsil heyeti adeta bir hükümet gibi, adeta bir devlet gibi hareket ediyor. Bu da zaten temsil heyetinin yürütme etkisini kullandığını bizlere göstermektedir. Yine Sivas Kongresi'nde Halkı doğru bilgilendirebilmek için bir gazete çıkarılıyor. İrade-i Milliye gazetesi de halkı doğru bilgilendirmek, halkı bilinçlendirmek amacıyla kongrede çıkarılan gazetedir. Dikkat ederseniz vatanın kurtuluşu için önemli adımlar atılmış, önemli kararlar alınmıştır. Şimdi bu konu bittikten hemen sonra geliyoruz Amasya görüşmelerine. Arkadaşlar Temsil heyeti Sivas Kongresi'nden sonra İstanbul hükümetiyle tüm iletişimini kesiyor. Diyor ki artık İstanbul'dan bize bir fayda gelmez. Biz İstanbul'a tüm bağımızı kopardık. Bundan sonra temsil heyeti olarak Anadolu'yu biz temsil ediyoruz diyorlar. Bunun üzerine baskılara dayanamıyor. Damat dayanamayan Damat Ferit istifa ediyor. Arkadaşlar şöyle ki baskılar nasıl oluşuyor? Damat Ferit'e şu söyleniyor. Sen bu ülkenin başbakanısın. Anadolu'daki 3-5 tane adama söz geçiremiyorsun diyerek sürekli bir baskı oluşturuluyor ve damat Ferit istifa ediyor ve başa da sağ tarafta gördüğünüz Ali Rıza Paşa geçiyor ki Ali Rıza Paşa zaten de ılımlı yaklaşan, milli mücadeleye daha olumlu yaklaşan bir kişidir. Ancak burada damat Ferit'in istifa etmesi bizim için çok önemli çünkü temsil heyeti ilk defa bir başarı elde ediyor, ilk defa siyasi bir başarı elde ediyor. Çünkü hatırlayın damat Ferit Mondros'u imzalarken devletin başına değil miydi? Teslim olup imzaya atan, e, attıran kişilerden biri değil miydi? Evet. Demek ki damat Ferit'in istifa ettirilmesi ilk defa temsil heyetinin aldığı siyasi bir başarıdır. Ve temsil heyeti adına Mustafa Kemal, İstanbul hükümeti adına da Bahriye Nazırı Salih Paşa iki tarafı temsilen Amasya'da görüşme yapacaklar arkadaşlar. Amasya görüşmeleri Hani maddeleri vardır tabii ki meclis açılacak denilen bir maddesi var ama bizim için şu noktadan önemli İstanbul hükümeti şimdiye kadar milli mücadele taraftarlarını hiç yok şu ana kadar hep yok sayıyordu. Hiç var kabul etmiyordu ilk defa burada masa başına oturduysa aşağıya yazdım. Çok önemli Osmanlı hükümeti temsil heyetinin varlığını resmen tanımıştır arkadaşlar. Amasya görüşmelerinde oturup görüşmeleri bize bunu gösterir. Sol tarafta temsiliyetini temsil eden Mustafa Kemal'i. Sağ tarafta da İstanbul hükümetini temsil eden e, Salih Paşa'yı görüyorsunuz. Alınan kararlar şunlar. Mebusan Meclisi açılmalıdır. Mebusan Meclisi için seçimler yapılmalıdır deniliyor. İki tarafta bunu söylüyor. Meclisi Mebusan Anadolu'nun güvenli bir şehrinde toplanmalıdır diyor Mustafa Kemal. Ama bu karar kabul edilmeyecek. Meclisi Mebusan yani Mebusan Meclisi İstanbul'da toplanacak arkadaşlar. Barış görüşmelerine giderken temsil heyetinin görüşü alınacaktır diyor Mustafa Kemal. Bu da kabul edilmiyor İstanbul tarafından. Sadece biz gideceğiz diyorlar. Ama çok önemli bir şeyi Mustafa Kemal kabul ettiriyor. Seçimler yapılmalı ve İstanbul'da meclis açılmalı kararını İstanbul hükümetine kabul ettiriyor Mustafa Kemal Paşa. Gelelim sonuçlarına Amasya görüşmesinin. Mustafa Kemal bu görüşmelerin Ankara'da yapılmasının uygulanacağını düşünerek 18 Aralık'ta temsil heyeti üyeleriyle Ankara'ya doğru yola çıkıyor. Mebusan Meclisi seçimleri yapılıyor ve seçimleri %80 oranında müdafaa i hukuk taraftarları yani Mustafa Kemal yanlıları kazanıyor arkadaşlar. Yani İstanbul'da oluşan son Osmanlı Meclisi'nin çoğunluğu milli mücadele destekçileri tarafından oluşturuluyor. Yani halkın çoğunluğu bu insanlara vatanı kurtarma göreviyle aslında görevlendirip İstanbul'da meclise seçiyorlar. Hatta Mustafa Kemal de Osmanlı'nın son meclisine Erzurum'dan milletvekili olarak seçiliyor diyoruz. Gelelim. Bir diğer önemli başlığımızı artık bitiriyoruz. Son yerdeyiz. Hani dedik ya temsil heyeti Ankara'ya geldi. İşlerini Ankara'dan yürütecek temsil heyeti. Acaba neden merkez olarak Ankara'yı seçti? Arkadaşlar hani meclis toplanacak ya İstanbul'da toplanacak devletin başkenti İstanbul. İstanbul'da toplanacak meclise yakın olan yer Ankara. Meclisi daha yakından takip edebilmek için Ankara'yı merkez olarak seçiyor temsil et. Yine Ankara'da demir ulaşımı var. Ulaşım noktasında tren hatlarıyla birlikte kuvvetli bir yer. Ulaşım noktasında gelişmiş bir şehir. Yine Batı cephesinde yapılacak savaşa yakın bir noktada ve Ankara halkı da milli mücadeleyi destekliyor. Bu yüzden temsil heyeti kendine yönetim yeri olarak Ankara'yı tercih ediyor. Dikkat edin Ankara başkent yapıldı demedim. Temsil heyeti kendine yönetim merkezi olarak Ankara'yı seçiyor sevgili arkadaşlar. Konu başlığımız bir milletin yemini yani misakı milli. Arkadaşlar hatırlayacaksınız Amasya görüşmeleri yapılmıştı. Temsil heyeti ve İstanbul hükümeti Amasya'da görüşüp İstanbul'da meclisin açılacağını vurgulamışlardı. Şimdi Mustafa Kemal İstanbul'un resmi olarak işgal altında bulunması ve hem de tutuklanma ihtimalinden dolayı mebusan meclisinin açılışına katılmıyor. Ankara'da kalıyor. Çünkü hatırlayacaksınız Mustafa Kemal de zaten Erzurum'dan milletvekili seçilmişti. Oraya gidecek olan milli mücadele yanlısı milletvekillerinden 3 tane istekte bulunuyor. İsteklerinden bir tanesi. Diyor ki beni meclis başkanı seçtirin. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in kendisini meclis başkanı seçtirilmesinin istemesinin sebebi şudur ki meclis eğer kapatılırsa meclis başkanı istediği bir yerde meclisi toplayabilme yetkisine sahip. Bu yüzden Mustafa Kemal de kendisinin meclis başkanı seçtirilmesini istiyor. Zaten bunun sebebini söyledik ama Mustafa Kemal isteği yerine getirilmiyor. Çünkü Mustafa Kemal meclis toplantısına katılamıyor. Yine Mustafa Kemal'in oraya gidecek olan milletvekillerinden ikinci isteği oraya gittiğiniz zaman birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeniz gerekiyor. Bunun için müdafaa hukuk adında bir grup oluşturun. Nasıl bugün TBMM dediğimiz bizim meclisimizde hani partiler var ya A partisi, B partisi, C partisi onlar hep birlikte grup olarak hareket ediyorlar. Mustafa Kemal de o gün mecliste milletvekillerinin birlikte hareket edebilmesi için müdafaa hukuk adında bir grup kurulmasını istiyor. Ama Mustafa Kemal'in bu isteği de gerçekleştirilmiyor. Felahı Vatan denilen bir grup kuruyor mücadeleciler, milli mücadeleciler. Hemen geçiyorum üçüncü isteğine. Bu belki de Mustafa Kemal'in istediği en önemli istek. Diyor ki oraya giden milletvekillerinden Erzurum ve Sivas'ta aldığımız kararları kabul ettirin. Hatırlayın Erzurum ve Sivas kongrelerinde ne kararlar almıştık? Manda ve himaye kabul edilemez. Milli iradeyi hakim kılmak esastır gibi çok önemli. Hem tam bağımsızlık hem de milli egemenliği gerçekleştirebilmek için önemli kararlar almıştık. Oraya giden milletvekilleri bir karar alacaklar. Kararın adı Misak-ı Milli ve Misak-ı Milli kararlarını kabul ettirecekler. Mustafa Kemal'in ilk iki isteği kabul edilmiyor ama milletvekilleri oraya gittikleri zaman Misak-ı Milli kararlarını alacaklar arkadaşlar. Çok çok önemlidir. Zaten Misak-ı Milli'nin altyapısı da hem Erzurum Kongresi'nde hem de Sivas Kongresi'nde oluşturulmuştur. Mesela hemen bakalım. Milletvekilleri Osmanlı'nın son meclisinde toplandılar ve misak-ı milli kararı olarak ne aldılar? İlk maddeye bakar mısınız? Monros imzalandığı sırada işgal edilmemiş Türk topraklarının tümü ayrılmaz bir bütündür. Bakın dikkat edin e biz bu kararı zaten Erzurum Kongresi'ne almıştık. Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür parçalanamaz demiştik. Aynı cümle hemen hemen aynı cümle değil mi? Türk yurdunun sınırları çizilmiştir. Ve vurgulanan şey, bak dikkat edin, ayrılmaz bir bütündür. Vurgulanan şey burada kesinlikle vatan bütünlüğüdür sevgili arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Yine Misak Milli'de alınan bir diğer karar. İşgal altındaki Arap halkları özgürce verecekleri oylarla kendi geleceklerine kendileri karar vermelidir. Dikkat ederseniz burada da halkın kararına saygı duyulacağı, belirtilmiştir. Bölge topraklarının durumu da netleştirilmek istenmiştir. Çünkü halk kendi geleceğine, kendi vereceği oylarla karar verecek. Yine kendi istekleriyle anavatana katılmış olan Kars, Ardahan, Batum için gerekirse tekrar halk oylaması yapılabilir. Halk oylaması da zaten seçim demek aslında. Burada neden biz Kars, Ardahan, Batumu bir daha böyle ee, referandum'a yani oylamaya götürüyoruz? Türk nüfusunun fazla olduğunu biliyoruz ve seçim yoluyla Türk nüfusunun orada fazla olduğunu kanıtlamak istiyoruz. Yine çok önemli bir bilgidir. Belki de Misak-ı Milli'deki en önemli cümle diyebilirim. Tam bağımsızlığın sağlanabilmesi için ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır. Dikkat ederseniz bizim elimizi kolumuzu bağlayan bir ekonomik sınırlama vardı kapitülasyon. İşte bu cümle kapitülasyonların kaldırılmasını gösteren, istenen bir cümledir. Ve bizim istediğimiz şey kesin anlamıyla burada tam bağımsızlık diyebiliriz. Buradaki önemli e, büt, e, maddemiz de tam bağımsızlık diyebiliriz. Yine misak millide alınan bir karar azınlık hakları yabancı devletlerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanması şartıyla sağlanacaktır. Yani bu şu demek siz ne kadar Müslümanlara hak verirseniz biz de azınlıklara o kadar hak vereceğiz. Burada vurgulanan şey de kesinlikle eşitliktir. Yani denkliktir diyebiliriz. Yine Misak-ı Milli'de ilan edilen, duyurulan şeylerden bir tanesi İstanbul şehri ve Marmara'nın güvenliği her türlü tehlikeden uzak kalmalıdır. Burada da bu maddenin amacı Boğazlar ve İstanbul'u ülkenin başkentini korumak istemeleridir diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar dikkat ederseniz Misak-ı Milli'nin maddeleri kesin olarak itilaf devletleri için olumsuz şeyler ve itilaf devletleri bu maddeleri görünce çılgına dönüyorlar, deliye dönüyorlar ve hemen yeşil bölüme geliyorum. Misak-ı Milli zaten son Osmanlı Meclisi kabul edince itilaf devletleri meclisi basıyorlar, meclisi kapatıyorlar ve İstanbul'u da resmen işgal ediyorlar. Yani Osmanlı Meclisi'nde Misak-ı Milli'nin ilan edilmesi hem meclisin kapanmasına sebep oluyor hem de İstanbul'un resmen işgal edilmesine sebep oluyor. Şimdi Misak-ı Millî'nin önemine gelirsek. Misak-ı Millî'nin kararlarını, maddelerini okudunuz ve yorumlarını gördünüz. Buradan şunu diyebiliriz ki Erzurum ve Sivas Kongresi kararları meclis tarafından onaylanmıştır. Yani aynı cümleler hem Erzurum'da vardı hem Sivas'ta vardı. Misak-ı Millî ile bu kararları pekiştirdik. Yine Milli Mücadelemizin siyasi programını oluşturduk milli sınırlarımızı çizdik. Milli sınırlarımız nedir biliyor musunuz? Milli sınırlar Mondros'tan hemen önceki sınırlar bizim sınırlarımızdır. Vatan bütündür, bölünmez dedik zaten hatırlarsanız. Yine vatanın bütünlüğü vurgulanmıştır. Yine burada da kapitülasyonlara <coughs> Çok özür diliyorum. Yine burada da kapitülasyonlara karşı çıkıldığını da görebilirsiniz diyoruz. Peki Mustafa Kemal daha önce hatırlarsanız demişti ki İstanbul'da toplamayalım bak bu meclisi. İstanbul'da toplarsak itilaf devletleri burayı işgal edebilirler. Rahat çalışamayabiliriz demişti. Ve gerçekten de Mustafa Kemal'in dediği çıktı mı? Çıktı. O zaman Mustafa Kemal bir tahmin yapıp tuttu değil mi? Yani biz buna ne diyoruz? İleri görüştülük diyoruz. Süpersiniz sevgili arkadaşlar. İşte son Osmanlı meclisinin kapatılması bizim için çok güzel bir fırsat oluştu. Tamam öyleyse biz de kendi meclisimizi açarız diyerek 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisini açacağız. İlk TBMM'ye baktığımızda Anadolu'dan seçilen ve İstanbul'dan Ankara'ya kaçabilen milletvekillerinin katılımıyla 23 Nisan tarihinde açılıyor. Arkadaşlar tekrar bir seçim yapılıyor. E, seçilen milletvekilleri zaten geliyor. Mustafa Kemal de son Osmanlı meclisinden kaçabilen milletvekillerinin Ankara'ya gelmesini istiyor. Bu da zaten Mustafa Kemal'in demokrasiye önem verdiğini, demokrasiye değer verdiğini bize gösterir. Mustafa Kemal bu meclise Ankara'dan, TBMM'ye Ankara'dan milletvekili olarak seçiliyor ve hemen bir gün sonra da meclisin başkanı oluyor ve dikkat ederseniz zaten meclis toplantılarında bizzat Mustafa Kemal yönet yönetiyor. 24 Nisan'da meclise Mustafa Kemal bir önerge veriyor ve diyor ki hükümet kurmak zorunludur. Yani bu meclisin kurucu bir meclisi olduğunu anlayabilirsiniz. Yine meclisin üstünde hiçbir güç yoktur. Bu ne demek? İstanbul hükümeti artık yok sayılıyor. Yani olağanüstü bir meclis olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni açılan meclis hem yasama gücünü hem de yürütme gücünü birlikte kullanıyor. Normalde demokraside uygun bir şey değildir bu. Ama o dönemde hızlı karar almamız lazım. Çünkü savaşa girecek ülke. O yüzden hem yasama yani kanun çıkarmayı hem de ülkeyi yönetmeyi yürütme etkisini yani birlikte götürüyor. Biz buna da güçler birliği diyoruz. Normalde tekrar söylüyorum demokrasilerde güçler birliği olmamalı. Güçler ayrılığı olmalı. Yine 24 Nisan önergesinde Geçici bir hükümet başkanı tanımak veya padişah vekili atamak doğru değildir diyor. Bu da zaten Mustafa Kemal'in TBMM'nin kalıcı olacağını vurguladığını söyleyebiliriz. Hemen geçelim ilk TBMM'nin özelliklerine bakacak olursak arkadaşlar. Güçler Birliği ilkesini benimsemiştir. Yani yasama yürütme yargıyı komple TBMM yapmıştır. Olağanüstü bir meclistir. Çünkü savaş dönemi meclisidir zaten baktığımızda kararları hızlı bir şekilde almıştır. Yine toplumun her kesiminden, her kesimden bir bakıyorsunuz askerde var, bir bakıyorsunuz sivil vatandaşta var, memur da var, işte e, iş insanı da var, öğretmen de var, din adamı da var. Yani toplumun her kesiminden milletvekilleri olduğu için nasıl bir meclis diyoruz? Demokratik bir meclis diyoruz. Yine bu meclis arkadaşlar ülkeyi kendisi yönetiyor. Bakın bir hükümet kurulmuyor henüz. Ülkeyi kendisi yönettiği için meclis hükümeti sistemini benimsemiş. Yani meclisin başkanı aynı zamanda hükümetin de devletin de başkanı gibi hareket etmiştir. Ve altta da zaten hemen ilk TBMM'mizin yani birinci kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin binasını görüyoruz. İnternete eğer yazarsanız birinci TBMM sanal tur diye o binanın içini sizler de gezebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet bir sonraki sayfaya geçtiğimde 6. konuyu yani TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmaları göreceğiz. O yüzden bu konuya bugünlük geçmiyoruz. En son olarak TBMM'ye açtık ve özelliklerini de işledik. Başlık şöyle ki birazcık yanlış olmuş. O e, kopyala yapıştır yaptığım yerler olmuştu. O yüzden başla takılmayalım. Başlığımız Misak-ı Milli ve TBMM arkadaşlar. Burada özellikle TBMM'nin açılmasıyla şunu anlamanız lazım. Milli egemenlik vurgulanmıştır. Misak-ı Milli ile de tam bağımsızlık vurgulanmıştır. Bu ikisine dikkat ettiğiniz zaman çok rahatlıkla bu konuyu anlayabilirsiniz. Şimdi TBMM açıldı diye herhalde aklınızda şu yok değil mi? Herkes TBMM'yi seviyor, herkes TBMM'ye destek veriyor gibi bir durum aklınıza gelmesin. Tabii ki de TBMM'nin açılışını hiç istemeyenler olduğu gibi TBMM'ye karşı da isyanlar çıkacak. İşte geldik bu konuya. TBMM açıldıktan hemen sonra bir bakıyoruz, e zaten başımıza bela olan o dönemdeki azınlıklar isyan çıkarıyorlar. Bir bakıyoruz, İstanbul hükümeti zaten TBMM'nin açılmasını hiç istemez. Çünkü şöyle düşünün, siz sınıf başkanısınız, karşınıza bir rakip çıkıyor, alttan alttan sizi indirmeye çalışıyor. TBMM'yi indirmeye çalışıyor gibi düşünmeyin ama vatanın kurtuluşunu sağlamaya çalışıyorlar tabii ki ama... İstanbul hükümeti bunları kendine rakip olduğu e, olarak gördüğü için de TBMM'yi kesinlikle istemiyor. Bu yüzden İstanbul hükümeti de bizzat ayaklanmalara ön ayak oluyor, onları destekliyor. Yine işin ilginç tarafı hem İstanbul hükümeti hem de itilafların birlikte desteklediği ayaklanmalar da var. Ve belki de bence en kritik ayaklanma türü önceden kuvayi milliyeci olup sonradan çıkarılan isyanlar var. Kuvay Milliye'nin ne olduğunu biliyorsunuz. Kuvay Milliye Mondros'tan sonra ordumuz kalmayınca vatanın kurtuluşu için kurulan halk ordusuydu. kuva Milliyeci olup insanların daha sonradan isyanlara yeltendiğini de buradan görebilirsiniz. Peki azınlıklar. Şimdi azınlık deyince aklınıza tabii ki iki grup gelecek o dönemde. Ermeni ve Rumlar ne yaptılar? TBMM'ye karşı kendi yaşadıkları bölgelerde özellikle Ermeniler doğuda ve Rumlar ise Ege'de ayaklanmalar çıkardılar TBMM'nin e, güçlü duruşuna karşı. İstanbul Hükümeti TBMM'ye karşı Ahmet Anzavur ayaklanması ve Kuvayı İnzibatiye ayaklanması yani Halife Ordusu ayaklanmalarıyla TBMM'ye karşı çıktı. Yine İstanbul Hükümeti ve itilafların birlikte destekledikleri yine TBMM'nin kuruluşunu e, yıkmaya çalışan İsyanlar da var. Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı çevresinde, Afyon çevresinde, Konya çevresinde, Yozgat çevresinde ve Milli Aşireti ayaklanmasını da söyleyebiliriz. Bu isyanları da hem İstanbul hükümeti hem de itilaflar destekliyorlar. Burada işin ilginç tarafını tekrar söylüyorum. Önceden Kuvayi Milliye yanlısı olup vatanın kurtuluşu için çalışıp daha sonradan belli başlı sebeplerden dolayı isyan eden iki isyancı var. Bunlardan bir tanesi Çerkez Etem, bir diğeri ise Demirci Mehmet Efe'dir arkadaşlar. Aralarında daha çok bilinen tabii ki Çerkez Etem'in isyandır. İsterseniz gelin bu isyanları bir de haritadan görelim. Haritada ayaklanmaların nereden çıkarı, nerelerde çıktığını e, renklerle görebilirsiniz. Mesela sırayla başlayalım. En baştan buradan başlıyorum. Cemil Çeto ayaklanması özellikle Batman ve çevresinde. Hilafet ordusu ayaklanması yani Kuvayi İnzibati ayaklanması burada İzmit ve çevresinde. Ahmet Anzavur ayaklanması Balıkesir ve Bursa çevrelerinde. Düzce ayaklanması Adapazarı Düzce çevresinde. Afyon ayaklanmasını Çopur Musa olarak da görebilirsiniz. Bu morla gösterilen bölgede Konya ayaklanmasını gri renkte görürüz. Baş Mehmet ve Bozkır isyanları olarak. Ali Batı ayaklanmasını Mardin'de görebiliriz. Çapanoğulları Yozgat'ta isyan çıkarmışlardır. Milli aşireti isyanını burada görüyoruz. Milli aşireti Urfa ve çevresindedir arkadaşlar. Koçgiri isyanını Sivas ve Erzincan çevresinde görüyoruz. Çerkez Etem'in ayaklanmasını özellikle Kütahya ve çevresinde görüyoruz. Demirci Mehmet Efe Isparta ve çevresinde ayaklanma çıkarmıştır. Burada azınlıklar zaten bildiğiniz gibi Ermeniler doğuda ve Pontus ayaklanması Rumların da çıkardığı Karadeniz ve çevresinde bir ayaklanmanın olduğunu görebilirsiniz. Haritaya baktığımda ben şunu görüyorum. TBMM'ye karşı yurdun dört bir yanında ayaklanmalar ve isyanlar çıkmış mı? Harita bana bunu gösteriyor. Çıkmış. Peki bu isyanlar karşısında TBMM önlem aldı mı? Tabii ki de TBMM çıkan bu isyanları önleyebilmek için aldığı bazı tedbirler var. Gelin hep beraber buna bakalım. Meclis yani TBMM gerek İstanbul'un gerek itilafların ve azınlıkların çıkardığı ayaklanmaları önleyebilmek için tabii ki de ülke genelinde önlemler alıyor. Zaten bize soru getiren yer burası arkadaşlar. Hangi isyanın nerede çıktığından soru gelmez. Ama TBMM isyanlara karşı ne gibi önlemler aldı işte bu soruluyor. Gelin hep beraber bakalım. Öncelikle TBMM'nin aldığı ilk önlem bir kanun çıkarıyor. Diyor ki hıyaneti vataniye yani vatana ihanet edenler kanunu çıkıyor ve TBMM'ye karşı isyan edenler, ayaklanma çıkaranlar vatan haini sayılıp cezalandırılacak. Şimdi burada TBMM'nin aslında biz burada kanun çıkararak hukuki bir önlem aldığını görebilir miyiz? Tabii ki de görebiliriz. Dikkat edin TBMM şöyle yapmamış. İşte isyan mı çıkarttın? Tut getir hemen asalım. Böyle bir şey yok. TBMM bir hukuk devleti olacağını aslında burada sinyallerini vermiş. Kanunla bu işler yürüyecek demiş. İşte bu yüzden hıyaneti vataniye kanunu çıkarılıyor. Tabii ki bu kanuna göre yakalanan insanları cezalandırabilmek için bir mahkeme kurman lazım. İstiklal mahkemeleri kuruluyor ve ayaklananlar bu mahkemelerde yargılanıyor. Hatta şöyle bir bilgi verelim. Bu da ekstra bir bilgimiz olsun. Bazen sorularda çıkabiliyor. İstiklal Mahkemelerinin üyeleri milletvekili olabiliyor arkadaşlar. Yani milletvekili vekilleri de milletvekili. Heh, tamam. Milletvekilleri de İstiklal Mahkemelerinde görev alabiliyor. Bu da zaten bize TBMM'nin hangi yetkiyi kullandığını gösterir. Yargı yetkisini kullandığını gösterir. Şimdi devam ediyorum başka alınan bir örnek. Arkadaşlar İstanbul hükümeti Şeyhülislam'a İslam'a bir fetva yayınlatmıştı. Fetva dini emir demek. İşte Anadolu'da TBMM ve adıyla ortaya çıkan oluşumlar işte e, yalancı oluşumlardır. Bunların yaptıkları dinen uygun değildir tarzında fetvalar, emirler yayınlamıştı. Bunun üzerine TBMM hemen karşı fetva yayınlatıyor. Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi ve birçok müftü, vatansever müftüler milli mücadeleyi destekleyen fetvalar yayınlıyor. Hatta şöyle diyorlar. Ülkesinde düşman bayrağı sallanan ülkede namaz kılmak bile doğru değildir tarzında. Çünkü insanlarımızı bağımsızlığa yönlendirmemiz lazım. Karşı fetva da yayınlatılıyor. Yine isyancılar üzerine Kuvay Milliye Birlikleri gönderiliyor ve bu isyanlar bastırılmaya çalışılıyor. Dikkat ederseniz hukuki iki tane önlemimiz var. Hıyaneti Vataniye Kanunu ve İstiklal Mahkemeleri. Yine dini bir önlem var. Bir fetva yayınlanıyor. Buraya yazmayı unutmuş muyum? Bakıyorum. Evet, unutmuşum arkadaşlar. Onu da hemen şuraya not alayım. Arkadaşlar tüm bu isyanları haberlere doğru bir şekilde insanlara aktarmamız lazım ve doğru yönlendirmemiz lazım. Bunun için TBMM ayaklanmalara karşı bir önlem olarak da bir haber ajansı kuruyor. Yazıyorum adını. Anadolu Ajansı kuruldu. Bileceksiniz ki Anadolu Ajansı bugün de çalışmalarını sürdürüyor ve devletin resmi haber ajansıdır. İşte tam bu dönemde insanlarımızın doğru bilgi alması ve bilinçlenmesi amacıyla burada kurulmuş ve alınmış bir tedbirdir diyebiliriz. Başla bakarsak eğer geçersiz bir antlaşma, sevr antlaşmasını görebiliriz. Şimdi arkadaşlar bir öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum. Devletlerle yapılacak olan antlaşmalarda savaşı bitirmek için iki tür anlaşma yapılır. Anlaşmalardan bir tanesi ateşkes antlaşmasıdır. Adı üzerinde ateşi durdurmak üzere ve kısa süreliğine durdurur. Mondros'u biliyorsunuz zaten biz bunu sizlerle birlikte işlemiştik. Mondros Osmanlı'nın imzaladığı bir ateşkes antlaşmasıydı. Ama Sevr Osmanlı için 1. Dünya Savaşı'nı tamamen bitirecek olan barış antlaşmasıdır diyoruz. Ama Mondros'tan Sevr'e gelene kadar bayağı bir uzun süre geçti. Tam 2 yıl boyunca Osmanlı ile yapılacak olan barış anlaşmasının maddelerini bir türlü belirleyemediler. Peki neden bu kadar uzun sürdü? Gelin hemen ondan da bahsedelim. Şuradaki kırmızı ışığımızı da açalım. 8. sınıfın rengine de bürünelim. Şimdi arkadaşlar neden bu kadar geç kalıyorlar biliyor musunuz? Osmanlı Devleti'ni aralarında bir türlü paylaşamıyorlar. İşte bu yüzden Osmanlı ile yapılacak olan Sevr Barış Anlaşması baya bir gecikiyor. Ama gelelim. İtalya'nın San Remo kentine geldiğimizde İtilaf Devletleri artık burada bir barış konferansı düzenliyorlar. Burada İtilaf Devletleri'nin ortak amacı Osmanlı Devleti'ni parçalamak hatta Osmanlı'yı tarih sahnesinden silmekti. Ve bunun üzerine ne oluyor? Bir taslak metin hazırlıyorlar. Osmanlı Devleti'ne bu metni bildiriyorlar. Sevgili arkadaşlar Osmanlı Devleti Sevr Anlaşması'nın ilk taslak halini okuyunca Bakın şimdiye kadar hep teslim olan, sessiz kalan Osmanlı bile biz bu anlaşmayı imzalayamayız. Çok sert, ağır bir anlaşma olmuş diyorlar ve anlaşmayı imzalamak istemiyorlar. Bunun üzerine ne oluyor biliyor musunuz? İngiltere ve özellikle Yunanlar Balıkesir, Bursa çevrelerini işgal ediyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da Anadolu'daki toprakları biz işgal ederiz demektir. Aslında Osmanlı'yı bir nevi tehdit etmişler. İşte bunun üzerine padişah Saltanat Şurası'nı topluyor ve Sevr Antlaşması Saltanat Şurası tarafından imzalanacak. Peki Saltanat Şurası'nın başında kim var? Hemen onu da öğrenelim. Saltanat Şurası'nın başındaki kişi Damat Ferit Paşa'dır. Yani Saltanat Şurası padişahın sevri imzalamaya gönderdiği 4 kişi anlamına gelmektedir. Peki hemen gelelim. Maddelerine bir bakalım ve birazdan da yorumlanmasına bakacağız. Bakın Sevr Anlaşması'ndaki bize imzalatılan madde. İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacak fakat azınlıkların hakları gözetilmezse şehir Türklerin elinden alınacak. Yani bu ne demek? İstanbul sizin ama ayağınızı denk alın her an işgal edebilirim demek. İkinci maddeye bakıyorum. Boğazlar her zaman bütün devletlerin gemilerine açık olacak. Boğazların denetimini Boğazlar Komisyonu denilen bir komisyon yapacak. Yani geçmiş olsun artık Çanakkale ve İstanbul Boğazı bizim değil. Kim yönetiyor? Boğazlar Komisyonu. Bu komisyonun içerisinde İngiliz bir üye, İtalyan bir üye, Fransız bir üye, Yunan bir üye, hatta Rus bile üye var ama Osmanlı'dan, Türklerden bir üye yok. Bu ne demek? Osmanlı boğazlardaki egemenlik ve bağımsızlığını kaybetti demektir. Gelelim Osmanlı'yı sevre göre askeri olarak zora sokan maddeye. Askerlik zorunlu olmayacak. Osmanlı ordusu sadece 50 bin kişiden oluşacak ve bu 50 bin kişinin de ağır silahı olmayacak. Bu ne demek arkadaşlar? Yani bu maddeye göre Osmanlı Devleti yine Mondros'ta olduğu gibi savunmasız bırakılmak istenmiştir. Devam ediyorum. Azınlıkların siyasi, sosyal ve kültürel hakları genişletilecek. Kim onlar? Ermeni ve Rumlar. Onlara Sevr Anlaşması'na göre fazladan haklar verecekmişiz. Ve geldim ekonomik olarak sevre göre bizi sıkıntıya sokan bir maddeye sok sokacak olan bir maddeye Kapitülasyonlardan bütün galip devletlerin de devletler yararlanacaktır. Bu ne demek? Kapitülasyonlardan İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Amerika, yani itilafların hepsi yararlanacak. Bu da bize şunu gösterir ki Osmanlı Devleti ekonomik anlamda bağımsızlığını yitirmiş demektir sevgili arkadaşlar. Şimdi bunları gördükten sonra bakın dikkat ederseniz Sevr Anlaşması'na göre imzaladığımız bu anlaşma bizim için resmen kendi ayağımıza sıktığımız ölüm fermanımızı imzaladığımız antlaşma olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki bu bitiyor mu? Bitmiyor. Gelin Sevr Anlaşması'na göre bizim topraklarımızda kim nereleri işgal edecek hep beraber buna birlikte bir bakalım. Şimdi haritayı incelediğinizde haritanın renklerini aşağı bölümden görebilirsiniz. Sevr Barış Antlaşması'na göre isterseniz şu sarı renkten başlayalım. Açık sarı renkli olan bölgeler dikkat ederseniz Yunan idare bölgesini göstermekte. Yani İzmir ve çevresi Doğu Trakya toprakları kime verilecek? Sevr'e göre Yunanlara verilecek. Peki hemen devam edelim. Burada mavi yeşil arası bir renk var bakın şu bölümümüz burası işte Isparta, Antalya, Konya, Güney Anadolu dediğimiz yerler İtalya'ya verilecekmiş arkadaşlar. Burası da Sevr Anlaşması'na göre. İngilizlere bakalım İngilizler nereye alacaklar? Bakın burada Siirt, Hakkari ve özellikle Irak topraklarımız ki orada atılacaksınız petrol vardı. Sevr Anlaşması'na göre oralar artık İngiltere'nin olacak Fransızları açık pembe renkle görüyorsunuz. Özellikle Suriye, Maraş, Antep, Urfa çevresini de Fransızlar alacakmış. Haritanın bu bölümünden anlayabilirsiniz. Tamam, bunu da konuştuk. Ermenilere verilecek yeri de özellikle yeşil, açık yeşil renkle görüyorsunuz. Burada Ermenilere verilecek. Peki, hemen geçelim. Boğazlar kime verilecek? Bakın, Boğazlar bölgesi yani şu bölgeye Çanakkale ve İstanbul Boğazı ile ilgili bir komisyon kurulacak. Komisyonda Türk bir üye olmayacak. Bu komisyonun ayrı bir bayrağı, ayrı bir bütçesi olacak. Bu da bize şunu gösteriyor ki artık Osmanlı Devleti'nin Boğazlar üzerinde bir söz hakkı kalmamış diyebiliriz. Peki, şimdi aklınıza hemen şu gelebilir. Hocam, bize nereyi bıraktılar? Şimdi sen anlattın, orayı onlar aldı. Burayı bunlar aldı. Şurayı şunlar aldı. Ya bize hiçbir yer bırakmadılar mı? Evet Allah razı olsun bırakmışlar arkadaşlar. Bakın şu koyu sarıyla görülen yer var ya işte. Şu anda işaretlediğim bu bölüm tam olarak Osmanlı'ya bırakılan yer burası. Osmanlı ancak buradan ibaret olacak Sevr Barış Antlaşmasına göre. Bu da bize şunu gösteriyor ki Sevr Antlaşması aslında Osmanlı toprak bütünlüğünü paramparça eden ve siyasi olarak bizi mahveden ve sıkıntıya sokan bir antlaşma olarak tarihe kazınmış. Peki şimdi hemen bir aşağı sayfaya geldiğimde şunu görebiliyorum. Arkadaşlar hani geçersiz bir antlaşma demiştik ya. Neden geçersiz? Öncelikle sol taraftaki bilgiye bir bakalım. Zaten burası bizim için önemli. Ve aslında zaten sorularda da bize burası soruluyor. Ser Barış Antlaşması hukuken geçersiz bir anlaşmadır. Yani yasal bir antlaşma değildir sevgili arkadaşlar. Neden? Hemen bu soruyu sorduğunuzu biliyorum. Aşağı bakalım. Diyor ki: Osmanlı'nın bir anayasası vardı. Hatırlıyor musunuz? Kanuni Esası. Bu anayasaya göre Osmanlı'nın bir antlaşmasının yürürlüğe girebilmesi için kim tarafından onaylanması gerekir? Meclis tarafından onaylanması gerekirdi. Peki birazcık geriye gittiğimizde, filmi birazcık geriye sardırdığımızda e ee, bu meclis kapanmamış mıydı Osmanlı Meclisi? Biz misak-ı milliyi o mecliste kabul ettiğimiz için e, itilaf devletleri mebusan meclisimizi kapatmamış mıydı? Evet. O zaman Sevr Barış Antlaşması'nı meclis imzalamadığı için dikkat burasına hukuken geçersiz bir anlaşmadır. Kanunlara uygun değildir. İşte bu yüzden geçersiz bir antlaşmadır Sevr Barış Antlaşması. Peki hemen sağ tarafa geçiyorum. Sevr ile ilgili şunu da söyleyebiliriz sevr Barış Antlaşması adeta ölü doğmuş bir antlaşmadır. Neden? Türk milleti olduğunuzu düşünün. O dönemde bu anlaşma maddelerini gördünüz. Kabul eder misiniz? Etmem ya. Burası benim vatanım. Nereye alıyorlar? Kim nereye işgal edebilir? Burası benim yurdum deriz ve mücadeleye başlarız değil mi? Bak okuyalım. Türk halkı Sevr Anlaşması'nı kabul etmemiş ve mücadele azmi artmıştır. Hatta kurtuluş mücadelesi başlamış ve bu olaydan sonra, sevden sonra TBMM'ye destek üst noktalara kadar çıkmıştır. Çünkü Osmanlı bu anlaşmayı imzalıyorsa artık vatanı Osmanlı kurtaramaz. Kim kurtarabilir? TBMM. Aksine bu anlaşmadan sonra halkımız ellerini kollarını bağlayıp "Tamam artık işgal etsinler." dememiş. Mücadele ruhu kamçılanmıştır, büyümüştür diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu yüzden Sevr Barış Antlaşması ölü doğmuş bir antlaşmada diyebiliriz. Evet arkadaşlar böylece Sevr Barış Antlaşması'nı da bitirmiş oluyoruz. Yani ikinci ünitemizin son konusunu da noktaladık ve ikinci üniteye artık bitiriyoruz. Bundan sonra da üçüncü ünite konularına hızlı bir şekilde geçiş yapacağız. Bana destek olmak isterseniz videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.